Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli meslektaşlarım, çok değerli konuklar, çok değerli konuşmacılar, kurumlar vergisi seminerimize hoş geldiniz. Oda Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün çok değerli konuklarımız var, bizi yalnız bırakmayan. TÜRMOP Genel Sekreterimiz, odamızın kurucu onursal başkanı Sayın Yahya Rıkan aramızda. Hoş geldiniz Sayın Başkan. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü Sayın Rıza Bilgiç değerli bilgilerini paylaşacak. Üstad hoş geldiniz. Yine çok değerli konuşmacımız Yeminli Mali Müşavir Selahattin Gökmen aramızda hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi değerli üstadımız duayen Sayın Bumin Doğrusöz hoş geldiniz. Tabii her zaman olduğu gibi odamızın kurul üyeleri, yönetim kurulu arkadaşlarımız aramızda, temsilciler, temsilci yardımcılarımız, komite başkanlarımız ve de en önemlisi bugünkü seminerden sonra 37 ilçeye gidip bu kurumlar vergisini tekrar edecek, değerli bilgilerini bizimle paylaşacak eğitmenlerimiz aramızda. Onlara da teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyorum. Değerli meslektaşlarım, yoğun bir dönemi geride bırakıyoruz. Aralık-Ocak ayında başlayan yoğunluğumuz Mart ayının sonuna kadar devam ediyor. Bir tarafta güncel mesleki yoğunluğumuz var. Muhtasar SSK, KDV, BABS, gelirleri bitirdik, bitirmek üzereyiz. Nisan ayı kurumlar vergisini bitireceğiz. Bununla ilgili eğitimlerimiz devam ediyor. Bunlara e-defter, e-beyan, defter beyan sistemiyle ilgili eğitimlerimiz, kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili butik eğitimlerimiz, bireysel emeklilik sistemi BES'le ilgili de eğitimlerimiz devam ediyor. Bir de bunun yanında çok yoğun, farklı bir dönemden geçiyoruz. Uzmanlık alanlarımız açıldı, uzmanlık eğitimlerimiz var. Bilir kişilikle ilgili bilir kişilik eğitimlerimiz var. Tamamladık, ikincisini açtık. Uzlaştırıcılık eğitimlerinin birinci bölümünü tamamladık, ikincisini açacağız. Yine size yeni bir haber vereyim. Yakında geçen yıl yapılan düzenlemeler doğrusunda bağımsız denetçi belgesi alan arkadaşlarımızın bu yıl zorunlu eğitimleri başlıyor. Kamu Gözetim Kurumu'na yetki almak için müracaat ettik. Muhtemelen Mayıs ayının sonunda başlayacak, öyle görünüyor. Yine oda olarak her türlü imkanımızla alacağımız yetki doğrultusunda sizlerin yanında olmaya çalışacağız. Yine mesleki zorunlu eğitimimiz de bugün yarın yayınlanabilir. Yine birlikte birbirimize yardımcı olacağız. Arabuluculuğun dışında olsak bile arabuluculukla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sizlere ve müşterilerinize yardımcı olmak üzere İstanbul Odası'nda bir arabuluculuk ve tahkim koordinasyon merkezi oluşturmayı düşünüyoruz. Tabii bunlar bizim günlük, güncel, gündemden kaynaklanan çalışmalarımız. Bu arada parlamentoda bizi çok yakından ilgilendiren çalışmalar var. Bu çalışmalara da sizler adına Ankara'ya gidip meclise katkı sunmaya çalışıyoruz. Detaylarına inmeyeceğim. Kim ne derse desin, ortada aldığımız bir yetki var değerli arkadaşlar. 28 yıldır yaptığımız işlerin dışında bize bugüne kadar hak ettiğimiz yetkileri vermediler. Açıkçası yaparız yapmayız ki ben en güzel şekilde yapıp altından kalkacağımıza inanıyorum. Plan bütçeden geçen, bugün de mecliste görüşülen mali müşavirlere şimdilik sınırlı da olsa
kadeve iadesi tespit raporu düzenleme yetkisi var. Sorumlulukları var mı? Var. Tehlikesi var mı? Var. Ama biz bu sorumlulukları, tehlikeyi fırsata çevireceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi yavaş yavaş meslek şekil değiştiriyor. Belki de orta vadede defter tutma, beyanname göndermelerimizin yerini belki de bu iş alacak. Belki kayıplarımızı karşılayacağız. Biz bu yetkinin çıkmasından ve meslek mensuplarının kullanmasından yanayız. Parlamentoda plan bütçede özellikle elimizden gelen her şeyi yaptık. Başta TÜRMOP Genel Sekreterimiz Yahya Arıkan olmak üzere ben TÜRMOP'ta emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Orada karşı inceleme yetkisi aldık değerli arkadaşlar. Sorumluluğumuz vardı, karşıt inceleme yetkimiz yoktu. Bir önergeyle karşı inceleme yetkisi aldık. Orada da emeği geçen hem iktidar hem muhalefet gruplarının milletvekillerine de tüm meslek mensupları adına teşekkürü bir borç biliyorum. Orada ikinci bir işi daha yaptık. Bakanlık açıkçası bu tespit raporunu düzenleyeceklerle ilgili kendisi tarafından düzenlenecek bir zorunlu eğitim, bir sınav düşünüyordu. Dedik ki buna gerek yok. Biz bu konuda eğitim konusunda kendini ispatlamış kurumlarız. Bırakın bunu biz yapalım dedik. Yine şu konuda da kendileriyle anlaştık. Bizim zorunlu eğitim yönetmeliğimizi çıkaracaklar. Bu eğitimi zorunlu eğitim kapsamında odalarımız yapacak ve sınav olmaması konusunda kendileriyle anlaştık değerli arkadaşlar. Nispi aidatla ilgili tartışmalara çok girmek istemiyorum. Ama herkesin, tüm Türkiye buradan izliyor. Herkesin şunu duymasını istiyorum değerli arkadaşlar. Bizim odalarımızı lütfen diğer kurum, kuruluş ve diğer odalarla karıştırmasınlar. Yıl 2018. Bir kenara yazsınlar. 2068'e geldiğimizde Cevahir'de hiçbir akademik meslek odası eğitim düzenlemeyecek değerli arkadaşlar. Bunu sadece biz yapıyoruz. Bizim odalarımızı başkasıyla karıştırmasınlar. Bakın burada kurumlar vergisini yapıyoruz. Cumartesiden itibaren başlayacağız. 37 ilçede küçüğü büyüğü ayrım yapmadan kurumlar vergisi semineri yapacağız. Ayın 1'inde 1 Mart'ta Bakırköy Eğitim Birimini açtık. 1 Mart'ta Beyoğlu Eğitim Birimini açtık. 5 Mart'ta Bakırköy Eğitim Birimini açtık. Meslektaşlarımız yorulmasınlar diye metro duraklarına yakın. Muhtemelen Nisan ayının sonunda Mayıs'ın 5'inde yine E5 üzerinde metro durağına, kurumlara yakın Anadolu Yakası Eğitim Birimini açacağız. Biz farklı bir meslek odasıyız. Biz farklı bir mesleği yapıyoruz. Diğerleriyle bizi karıştırmalarını, kıyaslamalarını doğru bulmuyorum. Haksızlık olarak bunu görüyorum. Yine bir eğitimde söylemiştim. Ne kadar yetenekli olursak olalım, 10 yıl önceki bilginizle belki avukatlık yapabilirsiniz. 5 yıl önceki bilginizle doktorluk yapabilirsiniz. Arkadaşlar size soruyorum. Aralık ayındaki bilgimizle Mart'ta muhasebecilik yapabiliyor muyuz arkadaşlar? Mümkün değil değerli arkadaşlar. Bizim işimiz eğitim. Durmadan eğitim, her zaman eğitim, her yerde eğitim. Sadece bu kadarını söyleyeceğim. Bilmenizi istiyorum. Diğer bir konu da şu değerli arkadaşlar. Çok zamanınızı almayacağım. Sosyal medyada özellikle SMS'lerde kamuoyunda bir kirlilik yaşanıyor. Zaman zaman mecbur kalıyoruz bu kirliliğe, biz de bulaşıyoruz. Hepinizden özür diliyorum. Şunun da bilinmesini istiyorum değerli arkadaşlar. Kurumların muhatabı kurumlardır. Maliye Bakanlığı'nın muhatabı TÜRMOP'tur. Başka hiç kimse değildir. Yukarıda Maliye Bakanlığı kimsenin demesiyle değil, ihtiyaçlara bakıyorlar. Önlerinde ekran var. Dakika dakika
kaç tane beyanname verildiğini görüyorlar değerli arkadaşlar. Gelen talepler doğrultusunda TÜRMOB'un talebi hatırlatma anlamında bir dilekçe gönderip bunu talep etmesi son derece doğaldır. Dikkat ederseniz biz web sitemize TÜRMOB'un koyduğu dilekçeyi koyduk. Bu işe de çok bulaşmak istemiyoruz. Bizim işimiz de değil. Biz beyannameleri uzatmak için yönetici olmuyoruz. Şöyle de değil değerli arkadaşlar. Kimse söyledi diye de olmuyor. Ben bugünden söylüyorum. Ben söyledim diye mi olacak? Kurumlar vergisi ayın 30'una uzatılacak değerli arkadaşlar. Buradan söylüyorum. Ama bugüne kadar kamuya saygısızlık yapmama adına biz bunları söylemiyoruz. Bu işe bulaşmak istemiyoruz değerli arkadaşlar. Ortada bir ihtiyaç varsa, bir talep varsa kamuya bu talep iletilir TÜRMOB tarafından. Kamu bunu duyurur. Sosyal medyada kirlilik yaratmanın, buradan kendine pay çıkarmanın hiçbir anlamı yok değerli arkadaşlar. Bizim işimiz de bu değil. İhtiyaç olduğu müddetçe bizler sizin taleplerinizi TÜRMOB'a iletiyoruz. TÜRMOB da öyle 3 gün 5 gün önceden değil, 15-20 gün önceden bakanlığa iletiyor. Bakan da ekranda bakanlık bunu takip ediyor. Duyurusunu da yapıyor. Aslında bu duyuru bile başlı başına yeterlidir değerli arkadaşlar. Bizim sadece bakanlıktan beklentimiz şudur. Son gün zamanlarda bunu da yapıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu duyurunun son güne bırakılmadan önümüzü görmek açısından birkaç gün önceden yapılmasıdır. Onun dışında da bakanlıktan herhangi bir beklentimiz yoktur. Kendilerine bu son süreçteki anlayışlarından dolayı da çok teşekkür ediyorum. Tabii çok yoruluyoruz. Bazen nefes almaya ihtiyacımız var. Mayıs'ın 15'ine kadar da bu yorgunluğumuz devam edecek değerli arkadaşlar. Odamızın Dostlar Korosu'nun Cuma akşamı, ayın 30'u akşamı, akşam saatinde Bakırköy'de Leyla Gencer Kültür Merkezi'nde bir türkü şöleni var. O gece türkü dinleyeceğiz. Buradan ekran başındaki meslek mensuplarını da sesleniyorum. Gelin diyorum, biraz nefes alalım. Bir akşam da olsa vakit bulamıyoruz. Türkü dinleyelim diyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Kurucu Onursal Başkanı ve TÜRMOB Genel Sekreteri Sayın Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Odamızın çok değerli başkanı, değerli yöneticileri, sevgili eğitmenler, komite başkanları, çok değerli konuklar, çok saygıdeğer meslektaşlarım, sizleri TÜRMOB adına saygı ve sevgiyle selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Aslında buraya gelirken 1,5 saatlik bir konuşma metni hazırlamıştım. Bundan vazgeçiyorum. Baştan belirteyim onu. Şimdi değerli arkadaşlar, ben değerli dostlarım demek istiyorum. Yıllardır sizlerle bu odanın ilk gününden itibaren yola çıktığımız bir kurumun yaratılmasında emeğe geçen arkadaşlarıma dostlarım demek istiyorum. Tabii gündem çok yoğun. Özellikle bugün burada TÜRMOB'un yaptıkları üzerine geniş bir şekilde bilgi vermekten yana değilim ama birkaç ana başlığı söylersem, içinde yaşadığımız süreçte temel sorunlarımızı biliyoruz. Bunların başında haksız rekabet konusu geliyor. Şimdiden
bunun mesajını vereyim. Şu ana kadar birçok meslek mensubu sözleşme düzenliyor veya düzenlemiyor. Makbuz kesiyor veya kesmiyor. Ama şöyle bir süreç hepinizi bekliyor. Bu süreç nedir? Bir elektronik sürece gidiyoruz hep birlikte. Ne girdi hayatımıza? Serbest meslek erbabının tutmuş olduğu kayıtlar elektronik ortama yükleniyor. Bunu arkadaşlar iyi tespitini yapmanız lazım. Bunun anlamı nedir? Yaptığınız tüm harcamaların ne olduğunu, kesmiş olduğunuz makbuzların ne olduğunu hepsini elektronik ortamda devlet bunu görecektir. Dolayısıyla biz ilk adım olarak 3 nolu arıcılık sözleşmesi düzenleyen meslek mensuplarının listesini Maliye Bakanlığı'ndan alacağız. Çapraz kontrolla sözleşme kim düzenlememiş, kim düzenlemiş kontrolünü burada yapacağımızı ve başlangıcı buradan başlayacağımızı da belirtmek istiyorum. Hep buralarda konuştuk, ettik. Aslında temel sorun değerli arkadaşlar, müşteri yaptığımız işin ne olduğunu bilmiyor. 40'tan fazla mevzuat takip ediyorsunuz, takip ediyoruz. Fakat yaptığımız işi sadece, üzülerek söylüyorum, müşterisine ay sonunda ve ay ortalamasında vergi ve sigorta ödeten bir meslektaş profilimiz var arkadaşlar. Bu gerçek mi gerçek? Dolayısıyla yaptığımız işin kaliteli olup olmadığının kontrolü konusunda bir meslek kararımız var. Bu meslek kararı İstanbul Odamızın büyük gayretleri ve katkılarıyla altyapısı oluştu. 2018 yılında bunun ilk eğitim çalışmalarına ne olduğunu anlatacağız. Yani şu mesajı verebiliriz. Bu işi adam gibi yapanlar, kaliteli yapanlar yoluna devam edecek. Kaliteli bu işi sürdüremeyenler maalesef bu mesleği sürdüremeyecekler. Yine burada ücret tespit komite başkanımız var. Zamanı endeksli ücret tarifesi Maliye Bakanlığı bu sene sunduk. Yakında bunun çalışması başlayacak. Umut ederim 2019 yılına artık ne olduğu belli olmayan tarifeler yerine emeğimizi, geleceğimizi ölçen biçen ücret tarifeleriyle yolumuza devam edeceğiz. Son olarak değerli arkadaşlar, bu alanda TÜRMOB kartı almayanlar varsa tahsilat sonucunda ciddi bir adım atılan, şu anda SGK ile görüştük, Ticaret Bakanlığı'yı görüştük, Maliye Bakanlığı'yı görüştük, tüm kamu kurumlarında TÜRMOB kartın hayata geçeceğini herkese belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Oda Başkanım ifade etti, bu beyan süreleri konusu hakikaten bizi incitiyor ve üzüyor. Bu yarışlar, işte demiştik de şudur bu bilmem ne, bizim görevimiz TÜRMOB olarak sizden sıkıntılarınızı anında mali idareye aktarmak. TÜRMOB'un görevi bu, öyle mi arkadaşlar? Şimdi son bir enteresan bir konu gerçekleşti. Defter beyan sistemi konusu aldığımız bilgiye göre uzatılmayacak görüş olmasına rağmen maalesef çok acıdır. Bu konuda yayınlanan bilginin bakanlık yetkilinin dahi haberi olmadığını öğrendik arkadaşlar. Yani bürokratın haberi olmadan tepeden yayınlanan bir şeyle bir gün sonra uzatılması da hakikaten enteresan. Bizim böyle bu tip uzatmalar konusuna ihtiyacımız olmadığını inanıyoruz. Ya her dönem gelir vergisi duyacak mı? Kurumlar vergisi duyacak mı? Alın şunu normal süresine, bir daha bizi uğraştırmayın değil mi sevgili arkadaşlarım? Bizim talebimiz TÜRMOB olarak bu. Şimdi değerli arkadaşlar, yine Oda Başkanım ifade etti, bir torba yasa var. Bu torba yasa uzunca yıllar sonra ilk defa mali müşavirlere yetkilendiren bir konu. İçine ve detayına girmek istemiyorum. Ama üzüldüğüm nokta şu, meslek kamuoyunda bir oda başkanımızın yazmış olduğu yazıya takıldı. Acıdır, 30-40 tane sosyal medyayı kirleten arkadaşlarımız var. İşin aslı mali müşavirlere verecek olan yetkinin ne olup olmadığını tartışmak yerine buradan da söylüyorum. O yazı yazan oda başkanları da üzüntüsünü ifade etmişlerdir. Hiçbir kurum ve kuruluş veya kişi meslek mensuplarının ahlaklı olup olmadığını ölçme ve becerme yetkisine asla sahip değildir sevgili arkadaşlarım.
Ama burada asıl önemli olan konu, bu uygulama bize ne getiriyor, ne getiriyor konusunu hep birlikte edeceğiz. Bugün tarihi bir gün. Mecliste görüşecek. Kulağımıza onlarca şey geliyor. İşte el altından engellemeler, şunlar bunlar. Umut ederim plan bütçede geçen bu şekil yoluna devam eder. Şimdi ben son bölümde konuşmamı, size sorular sorarak konuşmamı tamamlayacağım müsaadenizle. Şimdi burada mesleğe yeni atılan arkadaşlarım var. Burada 1990 öncesi tanıdığım salonlu arkadaşlarım var. Arkadaşlar bizler yıllarca derneklerde örgütlü değil miydik? Soruyorum ben size. Derneklerde örgütlü olduğumuz süre içerisinde hepimiz şunu hayal etmedik mi? Bu meslek camiasının bir örgütü olsun, bir odası olsun, bir birliği olsun demedik mi sevgili arkadaşlarım? Dedik mi size soruyorum sevgili arkadaşlarım? Bir ses duyayım bir. Geleceğim, sorularla geleceğim müsaadenizle. Ve bildiğiniz gibi 1990 yılında yasa çıktı. Ne masa var, ne sandalye var, ne insan var. Bugün gururla söylüyorum, üyesi olduğum İstanbul Marmış Odası sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en saygın meslek olanından bir tanesidir. Şimdi ne yaptığımızı biliyorlar mı? Bence biliyorlar. Değerli arkadaşlar, sizler sadece ve sadece bu ülkenin kayıtlarını tutan, sadece ve sadece tutulan kayıtların beyan ve bildirimlerini gönderen meslek mensupları değilsiniz. Biz kimiz? Biz ekonomiyiz değerli arkadaşlarım. Eğer ekonomide bizler yoksak işletmeler büyüyemez. Kamu yoluna devam edemez. Öyle mi sevgili arkadaşlar? Şimdi ne duyuyoruz? İşte Sayın Bumin Doğru Söz, değerli hocam, yukarıda da söyledi. Vergi konseyinde bir arkadaş gidiyor, grup ismi önemli değil, malum ne olduğunu da biliyorsunuz. Neymiş efendim? Birden fazla odalar kurusun. Odaları isteyen ihtiyarı olsun. Arkadaşlar, ya bunu düşünebiliyor musunuz? Yani siz grupsal anlamda mücadele edebilirsiniz. Bir yere gelemeyebilirsiniz. Ama gelemediğiniz için bu odaları birden fazla düşüncelere göre kurmaya kalktığınız zaman Türkiye'nin geleceği nokta ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Ben size bir tek soru sorayım. 1980 yıllarını hatırlıyor musunuz sevgili arkadaşlarım? 1980 yıllarda sokağa çıkamıyorduk. Polbirler, polderler, onlarca insanlar düşüncelerinden dolayı 3'e 4'e 5'e ayrılmıştı. Yani deniliyor ki yapılmak istediği nokta şu. Herkes dünya görüşüne göre bir oda kursun. Soruyorum arkadaşlar, böyle bir şeye sizler izin verecek misiniz sevgili arkadaşlarım? Bu kadar mı ya? Ya arkadaşlar, örgütlü bir gücü birden fazla dünya görüşüne göre bölmek etme konusu ya akılla mantıkla bağdaşan bir şey değil sevgili arkadaşlarım. İSMO bir markadır. İSMO bizi zaman zaman siyaset yapmakta suçladılar. Ama yine bu hazırına soruyorum. 1990 yılından bu yana bu salona giren herhangi bir arkadaşımızın dünya görüşünden dolayı hizmet anlamında bir tek kişi ayrımı yaptık mı değerli arkadaşlarım? Soruyorum ben size. Peki yine soruyorum. Türkiye'nin ihtiyacı olan bu değil mi sevgili arkadaşlarım? Söz uzatmayalım değerli arkadaşlar. Bu yanlış düşüncelerden herkes vazgeçsin. Meslekleri bölmek yerine, parçalamak yerine daha kaliteli bir yaşamı çocuklarımıza daha güzel bir geleceğe bırakma konusunda hep birlikte omuz omuza yol yürümek zorundayız. Biraz önce bir slide, bir sunum yapıldı hizmet kalitesiyle ilgili.
Bugün yaşadığınız sıkıntıların tek bir sorunu var. Tek başınıza ofiste bu işi yapmanızdan kaynaklanıyor. Aklımızı kullanacağız, gücümüzü kullanacağız, güçlerimizi birleştireceğiz. Artık müşterimize sadece defter ve beyan veren değil, ona yol gösteren, danışmanlık yapan, onu büyüten meslek mensupları olmaktan başka bir yolumuz yok sevgili arkadaşlarım. Bunu başaracak mıyız? Başından beri inanıyorum, bunu mutlaka başaracağız diyorum. En güzel günler, hak ettiğimiz, özellikle sevginin, saygının, huzurun, barışın olduğu yarınlar bizlerin olması dileğiyle sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi seminerimize geçiyoruz sevgili meslektaşlarım. Seminerimizi yönetmek üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Sayın Erol Demirel. Konuşmacılarımızı davet etmek istiyorum. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü Sayın Rıza Bilgeç. Yeminli Mali Müşavir Sayın Selahattin Gökmen. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Bumin Doğrusöz. Başarılı bir seminer diliyorum. Evet. Odamızın çok değerli kurucu onursal başkanı TÜRMOB Genel Sekreteri, sevgili oda başkanımız, kurul üyelerimiz, eğitmenlerimiz, çok değerli konuklarımız ve sevgili meslektaşlarım, ben de sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Tabii saat 14.15. Ben de çok fazla değerlendirme yapmak istemiyorum. Doğrudan oturuma geçeceğim. Çok değerli, her zaman olduğu gibi konuşmacılarımız var. Kendileri takdim edildiler. Ayrıca bahsetmeyeceğim ama kendilerine çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizi yalnız bırakmıyorlar. Bilgilerini, birikimlerini burada sizlerle paylaşıyorlar. Kendilerine minnet duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tabii Cevahir seminerlerinin özel bir yeri var seminerlerin arasında. Burada biliyorsunuz her zaman o gün gündemdeki en önemli konuları konuşuyoruz. Ve bir taraftan ilgili idarenin görüşlerini size aktarıyoruz. Onları sizlerle buluşturuyoruz. Onlara buradan doğrudan sorular sormanızı sağlıyoruz. Bir tanesi bu. Diğer taraftan konuyla ilgili uzman, vergi ise vergi hukukçusu, bugün burada olduğu gibi akademisyen hocalarımız oluyor. Onlar meseleyi hukuki açıdan da değerlendiriyorlar. Yine bir uygulamacımız gündemdeki konuyu sizlere enine boyuna aktarıyor. Bu format son derece önemli. Başkanımızın da ifade ettiği gibi buradaki formatı biraz daha özelleştirerek bütün bölgelerimizde de seminerlere dönüştürüyoruz. Müthiş bir hız içindeyiz. Ülkemizin her meselesi, tabii bizim mesleki alandaki meselelerimiz de müthiş bir hızla değişiyor. Değişenler hızla değişiyor.
Ben şöyle dün akşam bir baktım, yani son bir ay içerisinde neler mesleki anlamında, özellikle vergi alanında yaklaşık 300 maddeden oluşan bir düzenlemeyle karşı karşıya kalmışız. 28 Şubat'ta, Kasım'da yasalaşan 7061 sayılı yasa, yaklaşık 123 madde. 7099 biliyorsunuz, yatırımın ortamının geliştirilmesine ilişkin bir yasal düzenleme yapıldı. 7101 sayılı yasa icra iflas kanununda önemli değişiklikler yaptı. Bunu ayrıca bir eğitim konusu yapacağız. Çünkü iflas ertelemesi biliyorsunuz kalktı, onun yerine konkordato. Finansal tablolara bakışımızı da önemli ölçüde değiştirecek. Bunları bölgelerimizde seminer haline getireceğiz. Dün yayınlandı 7103 sayılı yasa, yaklaşık işte 100 madde civarında. Bugün mecliste görüşülecek olan, plan bütçeden geçmiş olan katma değer vergisi ve bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan yasa. Yani bunların hepsini anlamak, öğrenmek, meslek hayatımıza süratle adapte etmek zorundayız. Ama şunu belirtmek gerekiyor ki, hakikaten anlamakta bugün uzmanlar dahi güçlük çekiyorlar. Kodifikasyon anlayışı tamamen yerini işte günübirlik düzenlemelere dönüştürdü. Bizler de bunları bir an önce kavrayıp sizlerle aktarmaya çalışacağız. Ne olursa olsun, biraz önce olduğu gibi biz mesleğimizi çok seviyoruz. Ülkemizi çok seviyoruz. Meslek örgütümüze çok değer veriyoruz. Bu böyle olunca hep birlikte daha aydınlık, daha güzel, mesleğimizi daha onurlu bir biçimde yaptığımız günleri kısa zamanda yakalayacağız. Umuduyla oturuma geçiyorum. Format hakkında çok kısa bilgi vereyim. Hepiniz çok yakından biliyorsunuz artık, çünkü aşağı yukarı aynı yüzler burada oluyoruz. Konuşmacılarımıza sırasıyla söz vereceğim. Uygulamayı anlatacak konuşmacımız biraz daha işte 50-55 dakikada sunumunu tamamlayacak. Ardından iki üstadımız da yarımşar saatte sunumlarını tamamlayacaklar. Kurumlar vergisi, 2017 yılı kurumlar vergisinin matrağını tespit edine ilişkin biliyorsunuz konuşma konularımız. Gelir İdaresi'nden gelen çok değerli üstadımız, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürümüz sizlere idare açısından konuya bakacak. Kendileri işte yapmış oldukları açıklamalarla, muktezalarla, yani özelgelerle süreci nasıl yönlendiriyorlar, kendi görüşlerini bu açıdan sizlerle paylaşacak. Ve hocamız da bir taraftan işte transfer fiyatlandırması, örtülü kazanç falan gibi uygulamaların son haliyle sizlere aktarmaya çalışacak. Saat 4 gibi bir ara vereceğiz, 15 dakikalık. 4 gibi ara verdiğimizde burada bir stand oluşacak. Lütfen sorularınızı kime yönelttiğinizi de belirterek ilgili konuşmacıya yöneltmek üzere sorularınızı yazılı olarak verirseniz bir süratle burada tasnif edeceğiz. 15 dakika sonra da tekrar soru ve cevaplarla bir araya geleceğiz. Lütfen soru ve cevapları ben örneğin bir meslek mensubu olarak çok önemsiyorum. Çünkü burada sunumların çok daha ötesinde meslek hayatımızda doğrudan doğruya yaşadığımız soruları gündeme getiriyorsunuz. Bu her birimiz için çok kıymetli. Dolayısıyla bunları da dinleme fırsatını bulursanız, kendinize hazır buraya gelmişken yaratırsanız o fırsatı, buradan en yüksek faydayı sağlamış olacağız. Tekrar ben başarılı bir seminer olmasını diliyor. İlk sözü üstadımıza veriyorum. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Zaten bizim aynı zamanda TESMER'in kurslarında da hocamız. Ben Selahattin Gökmen üstadımıza başarılar diyorum. Güzel bir sunum olsun. Sayın başkanlar, değerli misafirler, hepiniz saygıyla selamlarım. Hepiniz hoş geldiniz derim.
Sayın Oturum Başkanı'nın da bahsettiği üzere yıllardır meslek içerisinde eğitimler vermekteyiz. Bugün de size en basit şekliyle matrağın oluşmasına dikkat etmemiz gereken yerler varsa onlar üzerinden biraz bahsederek konuyu aktarmaya çalışacağız. Sayın Oturum Başkanı'nın da bahsettiği gibi zaman sıkıntımız var. İnşallah zamanı verimli kullanır, yetiştiririz. Hepinizin malumu, Sayın Başkan da bahsetti, son bir yıl içerisinde o kadar çok torba düzenlemesi oldu ki torba kanun hangisini takip edeceğimizi şaşırdık. Bu yapı şekli doğru değil aslında. Çünkü eskiden biz bir düzenleme yapılacaksa, kurumlar vergisi kanun düzenleme yapılacaksa toplu olarak çıkardı, ilgili kanun maddesine işlenirdi. Biz de ona göre bakar öğrenirdik. Ama şimdi öyle bir kanun, torba kanun geliyor ki 100 madde, 150 madde, 200 madde ve içerisinde 10 kanun, 15 kanun, 20 kanuna atıf yapan düzenlemeler yapıyor. Ve bunların tamamını da bilmek zorundasınız. Takip etmek zorundasınız. Zaten süreç sizi yoruyor. Dönem sonu işlemler aralık sonu itibariyle tamamladınız. Yılı kapattınız. Geçici vergi arkasından, 4. geçici vergi onun arkasından, gelir vergisi arkasından kurumlar vergisi, tekrar geçici vergi ve bunların hepsinin arasında da torba kanunları bilmek zorundasınız. Erol Başkanım da bahsettiği üzere dün itibariyle en son bir torba kanunumuz resmi gazetede, mükerrer resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdi. Buradan vergisel açıdan bizi ilgilendiren yerler var. Özellikle bahsetmek istediğim bir iki tane konu var. Atlanmaması açısından. Vergi usulü kanunda yapılan düzenlemelerle tarihiyet uzlaşma aşamasında usulsüzlük ve özürsüzlük cezaları uzlaşma kapsamından çıkarıldı. Buna mukabil indirim, vergi usulü kanunu 376. madde kapsamında indirimden yararlanmak istenildiği takdirde usulsüzlük ve özürsüzlük cezalarında 1/3 olan indirim oranı %50'ye çıkarıldı. Peki bu ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte özellikle özürsüzlük cezası gerektiren belge düzenlememe karşılığında kesecek olan %10 cezalar veya banka veya banka benzeri kurumlar tarafından üzerinden yapılması gereken işlemlerde yapılmaması halinde, kasanın kullanılması halinde kesilecek olan %5 cezaların otomatikman %50'sini, en kötü ihtimalle %50'sini ödemek zorunda kalacaksınız. Uzlaşma kapsamından bunlar çıkarıldığı için artık bunlar üzerinden herhangi bir uzlaşma yapılamayacak. En nihayetinde isteyeceğiniz tek kalem kalıyor, indirim. İndirimde de bu cezaların %50'si sizden alınacak. Dolayısıyla mükelleflerin bu konularda, özellikle ben de kendi açımdan baktığım zaman, kasa hesabının işlemesinde mükellefi bu konuda yaptığın her işlemin %2,5'unu devlete vermek zorunda kalırsın. 7.000'in üzerindeki yaptığın işlemlerde cezası %2,5 şeklinde mutlaka ve mutlaka söylemekte fayda var. Buna dikkat etmek lazım. Keza fatura düzenlemede de aynı mantık geçerli. Düzenlenmeyen fatura ya da eksik düzenlenen faturalarda en az %5 ceza ödenecek demektir bu düzenlemenin sonucunda. Sonuç oraya getiriyor. Yine torba kanunda yapılan değişiklikle gelir vergisi kanunda düzenlemeler yapıldı. Kurumlar vergisi kanunda düzenlemeler yapıldı. Gelir vergisi kanunda hizmet erbabının, özellikle bayan, kadın hizmet erbaplarının kreş ve gündüz bakım evi hizmetlerinin gelir vergisi matrağının tespitinde gider yazılması düzenlemesi getirildi. Bu olumlu bir düzenleme. Bunu ben de destekliyorum. Bunun haricinde kapma değer vergisi kanunu açısından sanayi sicil belgesine sahip işletmeler ile ARGE kapsamında faaliyette bulunan işletmelerin makine teçhizat alımlarında KDV istisnası getirildi. Bunların amortismanların itfasında %50 itfa süresinin kısaltılması konusunda Maliye Bakanlığı'na yetki verildi. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında SGK sisteminde yapılan düzenleme ile yeni teşvikler getirildi. İşsizlik kanunda yapılan düzenleme ile yeni teşvikler getirildi. Eski 6111 ile getirilen düzenlemenin benzeri yine aynı şekilde devam edecek. 2018 itibariyle yeni yaşanan çalışanlar için 12 aydan 48 aya kadar teşvikler getirmekte bu düzenleme. Bu kapsamda bu düzenlemelere bakmanızda fayda var diye ben kısaca hatırlatmak istedim. Ve bunun üzerine sunuma geçmek istiyorum. Aslında vergi matrağının oluşturmasını işlemleri siz geçici vergi dönemi sonu itibariyle birçok firma, birçok kuruluş yaptı. Dönem sonu itibariyle zaten birçok giderlerin oluşturduk. Beyanname üzerine geldiğimizde geçici vergi beyannamesiyle kurumlar vergisi beyannamesinin aslında birebir aynı olduğunu görüyoruz. Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mükellefin indirim hakkı olan tüm
işlemlerin tamamını, geçici vergi beyannamesinde zaten indirim hakkı var. Bu konuda herhangi bir kısıtlama yok. Aynı şekilde yapıyoruz. Bu kapsamda biz kurumlar vergisi beyanını düzeltirken, bakarken sunum içeriğine baktığımızda ben öncelikle kurum kazancı tespitinde giderli ve kabul edilmeyen indirimlerden biraz bahsetmek isteyeceğim. Özellikle özellikli yerlerden bahsetmek isteyeceğim. Zarar mahsubundan bahsedeceğiz. Beyanname üzerinde yapılacak diğer indirimlerden bahsedeceğiz. Zaman kalırsa da indirimli kurumlar vergisinden biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki zamanımız kalırsa. Zaman sıkıntımız olduğu için biraz oraya belki giremeyebiliriz ama zaman olursa da girmek istiyorum. Biz kurum kazancını neye göre tespit ediyoruz? Kurum kazancını gelir vergisi kanununun ticari kazanç hükümlerine göre tespit ediyoruz aslında. Kurumlar vergisi kanununun 6. maddesinde kurum kazancı eşittir der. Gelir vergisi kanununun ticari kazanç hükümlerini açıklayan 37. maddesindeki kazancı eşittir der. O kazanç neye eşittir? Dönem sonu öz sermaye, dönem başı öz sermaye arasındaki farktır. Bu farkların tespitinde de biz gelir vergisi kanunu ve kurumlar vergisi kanunundaki indirim ve indiremeyecek giderleri dikkat alarak kazancımızı buluruz. Bu kapsamda gelir vergisi kanunundaki indirilecek giderleri, kurumlar vergisi kanunu indirilecek giderleri ve diğer kanuna da indirilecek giderleri biz kurum matrağının tespitinde indiririz. Kabul edilmeyen indirimlere geldiğimizde ise kurumlar vergisi kanunun 11. maddesinde yer alan KKG'lerin tamamını kurum kazancının tespitinde mutlaka dikkat etmek ve göze almak zorundayız ve kontrol etmek zorundayız. Ben indirilecek giderlere çok fazla girmek istemiyorum zaman sıkıntımız açısından. Daha çok kanundan kabul edilmeyen giderlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle burada dikkat etmeniz gereken en önemli konular örtülü sermaye ve transfer fiyatımız kapsamındaki durumlar. Örtülü sermaye üzerinden yürütülen faiz kur farkı benzeri giderlerle transfer fiyatımız aktarılan örtülü kazançların mutlaka ve mutlaka dönem sonu itibariyle tespit edilip kurumlar vergisi beyannamesi verilmeden önce bu tutarların tespit edilerek beyanname üzerinde ilave edilmesinde fayda var. Biz aslında kanundan kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacağımız kalemlerin tamamı aslında biz ticari bilanço kârını bulurken bilanço kârının tespitinde ticari faaliyet kapsamında zarar olarak aslında gördüğümüz ancak mali yönden gider ya da zarar olarak kabul edilmeyen kalemlerin düzeltilmesidir. KKG dediğimiz kalemler. Bu KKG'lerin büyük çoğunluğu kurumlar vergisi kanunu 11. maddesinde vardır. Bir kısmı da ilgili vergi kanunlarında veya ilgili kendi tahliye kanunlarında bulunmaktadır. Buradan dediğim gibi özellikle örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırmasına dönem sonunda dikkat etmekte fayda var. Yine burada sözleşmelerde cezai şart olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan zarar ziyan tazminat konusu önemli. Özellikle burada sözleşmede cezai şart olarak konulan durum hariç der. Eğer bir sözleşme yaptıysanız, bu sözleşmede cezai bir şart koyduysanız, bu cezai şart kapsamında ödemiş olduğunuz tutar gider yazabilirsiniz. Ama cezai şart haricinde kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin, çalışanlarının kendi kusurundan doğan zarar ziyan tazminatları varsa, bu zarar ziyan tazminatları biz gider olarak dikkate alamıyoruz. Bu konuda en çok karşılaşılan sorunlar da özellikle iş kazalarındaki zarar ziyan tazminatlarda karşılaşıyoruz. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nın vermiş olduğu özelgeleri taradığımızda görünen durum şu, diyor ki mahkeme diyor kimi kusurlu bulduysa kusur oranında ödenecek tazminatın miktarı tespit edilip o kısmın gider olarak dikkat alınmasında sorun yoktur ama kusur olan kısmı isabetten tutarın gider yazılması mümkün değil. Örnek verecek olursak mükellefi 8'de 5 kusurlu gördü. 800 bin lira da ceza ödenmesine karar verdi. Tazminat ödenmesine karar verdi. 8'de 5'i, 800 bin liranın 8'de 5'i 500 bin TL'yi gider yazamıyor. 300 bin TL'yi gider yazmasına izin veriyor. Maliye Bakanlığı'nın görüşü bu şekilde. Yine biz dönem sonu itibariyle indirim mümkün olmayan bazı kalemlerimiz var. Bunları hatırlatmakta yine fayda var. Dönem sonu işlemleri anlatırken bu konular açıklanmıştır ama bunlar hep devamlı surette karşılaşılan sorunlardır. Bunlara da bakmakta fayda var. Nedir bunlar? 5500 sayılı kanun kapsamında indirilmeyen sosyal güvenlik primlerini biz gider yazamıyoruz. Bunun istisnası nedir? Aralık ayına ait indirilemeyen SGK'yı biz
2017 kurum kazancı tespitinde gider yazabiliyoruz. Ancak bunu ne zaman ödüyoruz biz? Ocak ayında ödediğimizden dolayı Maliye Bakanlığı buna izin veriyor. Ama onun haricinde Aralık öncesinden ödenmeyen bir SGK priminiz varsa bunlara mutlaka ve mutlaka KKG olarak kurum hatırına dahil etmeniz gerekiyor. Yine motorlu taşıtlar vergisi kanununa göre iki sayı listede yer alan yani kamyon ve kamyon benzeri ağır taşıtlar haricindeki bütün motorlu taşıtların vergilerini ve cezalarını indirim hakkımız yok. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yine kurumlar vergisi kanununun 5. maddesi kapsamında istisna kazançlarımız var. İstisna kazançlar sebebiyle eğer bir gider doğarsa veya zarar doğarsa ilgili kanunun son bendinde bu gider ve zararların da kanundan kabul edilmeyen gider olduğunu söylüyor. Dolayısıyla kurumlar vergisi kanunu kapsamında istisna bir kazancınız varsa bu kazançlardan da bir gideriniz ya da bir zararınız oluşuyorsa bu gider ve zararların da dönem sonu itibariyle dönem matrağına kanundan kabul edilmeyen gider olarak eklenmesinde fayda var. Kıdem tazminatları da yine diğer bir konu. Kıdem tazminatları kurumlar vergisi kanunu ya da vergi usulü kanununda tazminatların gider yazılmasına ilişkin karşılık ayırarak gider yazılması ilişkin düzenleme yok. Ve ne vergi usulü kanunu buna izin veriyor ne de kurumlar vergisi kanunu buna izin veriyor. Dolayısıyla siz dönem içerisinde karşılık ayırarak gider yazdıysanız bu karşılıkların tamamının da dönem kazancının tespitinde KKG olarak ilave edilmesi lazım. Tabii bunun da her ne kadar ticari karın tespitinde siz bunu gider yazdıysanız da beyannamede KKG yaptığınız için üzerinden vergi ödeyecekseniz bunun da takibini ileriki aşamalarda yapmanız gerekiyor. Nasıl yapmanız gerekiyor? Eğer ki bunu fiilen ödediğiniz tarihte de bunu ne yapacaksınız? O tarihte beyanname üzerinden indirim konusu yapacaksınız. Neden? Çünkü siz bu gideri 2017'de yaptınız. Atıyorum 2019 yılında bu tazminatı ödemek zorunda kaldınız. Karşılığı ayırmıştınız. Ticari karın tespitinde 2019'da tekrar siz bunu gider yazamayacaksınız. Ama biz bunu ne yaptık 2017 kazancında? KKG yaptık. O zaman ne yapacağız bunu? Mutlaka 2019'da da bunu KKG yaptıysam 2019'da da kurum kazancı tespitinde indireceğim. Nerede indireceğim? İstisnaların altında diğer istisna ve indirimler satırına yazarak bunu indirmeyi de unutmamakta fayda var. Yine özel üretici vergisini hiçbir şekilde biz gider yazamıyoruz. Buna dikkat etmekte fayda var. Çalınan mallar yıllardır tartışılan bir konudur. Çalınan mallar işletmede vukua gelen bir azalma olarak kabul ediyoruz ve sermayenin yok olması olarak kabul ediyoruz. Bunu Maliye Bakanlığı hiçbir şekilde işletmeden yok olan mal olarak görmüyor. Diyor ki basitli bir tacir malını çaldıramaz. Basitli tacir malını korumak zorundadır. Malını korumak zorundaysan sen de diyor o zaman bunu malı çalındıysan diyor. Çalındıysa bunun tamamını eğer gider olarak kayıtlarından çıkarıyorsan da dönem sonu itibariyle kurumlar vergisi matrağına gider yazdığın kalemi KKG olarak ilave edeceksin diyor. Yine beyannameye gelmeden önce düşebileceğimiz bir gider kalemimiz daha var. Bu gider kalemin uygulamada ikili bir uygulama olduğunu görüyorum ben. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nın görüşü net. Nedir bu gider kalemi? Yurt dışına verilen taşımacılık, yurt dışına yapılan ihracat ve yurt dışındaki inşaat onarım işlerinden hasılat elde edilmesi halinde döviz cinsinden bu hasılatın 1/5'ine kadar olan kısmını kurum matrağının tespitinde veya gelir vergisi mükellefiyseniz, gelecek üstü ticari kazanç sahibiyseniz, kazancın tespitinde gider olarak düşme hakkına sahipsiniz. Ancak bunun olmazsa olmaz kuralı nedir? Bu harcamanın defter kayıtlarından çıkmış olması gerekiyor. Belgesi olması şart değil ancak kayıtlarınızdan bunu çıkartmanız gerekiyor. Bunun da defter kaydından çıkması demek, muhasebe kaydının atılması demek. Bazı uygulayıcılar muhasebe kaydını atmadan beyanname üzerinden bunu doğrudan doğruya 1/5 götürü gider olarak düşmektedirler. İnceleme aşamalarında Maliye Bakanlığı bu konuda nettir, açıktır. İnceleme aşamasında beyanname üzerinden yapılan bu indirimi kabul etmiyor. Bunu da bilgilerinize sunayım. Yine sorulardan bir tanesi, geçmiş dönem giderleri ne yapacağız? Dönem kapandıktan sonra gelen evraklarımız kapsamında geçmiş dönem giderlerini biz gider olarak dikkate alabilir miyiz, alamaz mıyız? Hep sorulan bir sorudur bu. Özellikle Aralık ayı kapanıyor. Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta evraklar gelmeye devam ediyor. Belgeler geliyor. Mükellefin de diyor ki ben bu gideri yaptım diyor ama belge bana geç geldi. Bunu nasıl işleyemeyeceğiz diyor. Normal şartlarda dönemsellik ilkesine baktığımızda bu giderlerin kayıtlar defter kapandığı için gider yazılması mümkün değil. Ancak
benim de daha önceden kendi görüşümde, daha sonra Maliye Bakanlığı'nın da bu konuda vermiş olduğu özelgeler de bu görüşe biraz yön verdi. Diyor ki eğer diyor sen beyanname vermeden önce diyor bu giderlerin evrakları eline ulaştıysa diyor dönemsellik ve taahhüt kesisi kapsamında sen bu gideri o yılın kazancı olarak beyanname üzerinden diğer indirim ve istinalar satırına yazarak gider olarak düşebilirsin diyor. İlgili dönem defterine de sen bunu dönem gideri olarak yazmasına rağmen o yılın kazancını tespitinde mutlaka KKG olarak dikkate alacaksın diyor. Yani 2017 yılına ait 10 bin liralık bir gider faturası Mart ayında elimiz ulaştıysa 10 bin TL'yi biz 2017 beyannamemiz üzerinden indirim konusu yapma hakkına sahibiz. Ancak evrak Mart ayında geldiği için kayıtlara 2018 yılı kayıtlarını alıp önceki dönem gider zararlarını atıp 2018 yılı kazancın tespitinde de KKG olarak dikkat etmek zorundayız. Yine mahkeme kararına göre ödenen geçmiş yıllara ilişkin giderlerin ne yapılacağı sorulduğunda buna benzer bir durum aynı zamanda toplu iş sözleşmelerinde de karşılaşılıyor. Toplu iş sözleşmeleri yapılıyor mükellefle sendikalar arasında. Sözleşmeler uzun sürüyor. Bir yıl sürüyor, iki yıl sürüyor, yıl atlıyor, dönem atlıyor. Şimdi sözleşme imzalandığı anda geçmişe dönük ödemeler yapılacak. Bu ödemelerin ne zaman gider yazılacak? Aynı mantık mahkemeye bir itiraz yapılıyor. İtiraz sonucunda o giderin ödenmesi gerektiğinde mahkeme karar veriyor o kazancın, o tutarın. Bunu ne zaman gider yazacağız diye Maliye Bakanlığı'na sorulduğunda Maliye Bakanlığı haklı olarak mükellefin kendi elinde olmayan sebeplerle bu durum meydana geldiği için bu durumların gerçekleştiği dönemin kazancında gider olarak dikkate alınmasında herhangi bir sorun yoktur diyor. Yine dönem sonu itibariyle kurum kazancı testinde dikkat edeceğimiz en önemli konulardan bir tanesi örtülü sermaye müessesimiz. Örtülü sermaye kapsamında örtülü sermaye nedir diye baktığımızda kurumların ortaklardan ve ilişkili kişilerden yapmış oldukları borçlanmalar kurumun dönem başı öz sermayesinin 3 katını aştığı takdirde aşan kısım örtülü sermaye oluyor. Örtülü sermaye olması tek başına bir sorun mu? Hayır, sorun değil. Sorun olan nedir? Bu örtülü sermaye sebebiyle bir finansman maliyeti var mı yok mu? Finansman maliyetten kastımız nedir? Kur farkı, faiz, vade farkı veya benzerileri. Eğer bunlar var ise diyor, işte bunların tamamı diyor, kanunen kabul edilmeyen giderdir diyor. Borç para alınmış ama borç para hiçbir finansman maliyeti yaratılmamış. Burada herhangi bir sorun yok. Ama bunun tabii de karşı ayağı var. Karşı ayak, kurumlar vergisi mükellefi ise onun verdiği borç para bu kez transfer fiyatlaması kapsamında onun için değerlendirilecek. Yani iki kurum birbirine borç para veriyorsa ve faiz eşitmiyorlarsa alan için sorun yok ama bu kez veren için sorun doğacak. O ayaktan da bakmak lazım. Tek taraflı değil bunlar. Örtülü sermayede KKG'nin hesabında özellikle vadeli mal tescillerinde örtülü sermaye sorunu var mı yok mu diye baktığımızda bir sürü okumlar vergisi kanunu genel tebliğinde diyor ki ticari teamülü olarak diyor ortak ya da ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde diyor ticari teamüllere uygun vade farkı uygulanıyorsa burada herhangi bir sorun yoktur diyor. Ancak vadeli mal satışı söz konusu eğer burada da vade farkı da ticari teamüllerden daha fazla bir oranda konulduysa örnek verecek olursak %10 vade farkı var diyelim. Piyasanın ortalama vade farkı %10 diyelim yıllık. Siz %20 vade farkıyla mal alıyorsunuz. Burada otomatikman %10 fazla faiz ödemiş oluyorsunuz. İşte bu %10'luk fazla faizi de her ne kadar borç para alınması söz konusu olmasa da borçla uzun vadeli borç alınarak finansman maliyeti yaratıldığını söyleyerek Maliye Bakanlığı bunu da örtülü sermaye kapsamında yapılan borçlanma olarak görüyor. Yine Maliye Bakanlığı'nın alınan avansların da örtülü sermaye tespitinde dikkate alıp alınamayacağına ilişkin açıklamasına baktığımızda da alınan avansların da bir gerçek anlamda bir borç olduğunu, bu borçların da örtülü sermayenin hesabında mutlaka dikkat alınması gerektiğini söylüyor. Yani siz öz sermayeniz 100 bin lira, 100 bin atıyorum 300 bin, 500 bin TL avans aldınız ilişkili kişiden ve bunu 500 bin TL karşılığı da 150 bin dolar olarak aldınız. Bunu değerlemek zorundasınız. Değerlediğiniz takdirde kur farkı doğdu. 100 binin 3 katı 300 bin TL. Aşan kısım 500 bin TL borçluyorsak 200 bin TL. 200 bin TL'ye isabet eden kur farkında siz örtülü sermaye kapsamında kanuna kabul edilmeyen gider olarak kayıtlarınızda dikkate almak zorundasınız. Diğer bir dikkat edeceğimiz durum transfer fiyatlaması ile örtülü kazanç dağıtımı. Burada olay nedir? Kurumların
ortaklar veya ilişkili kişilerden emsali nazarın farklı bir fiyatlamayla mal alması, mal vermesi, imalat, inşaat işlemleri yapması, kiralama, kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması, verilmesi işlemleri veya diğer süreçte yapılan tüm işlemler. Aslında biz olaya baktığımızda bizim vergi kanunlarımızda transfer fiyatlandırması olmasa da bunu engelleyen kanunumuz var. Nerede var? Vergi usulü kanunu emsal değer maddesi var. Katma değer eksi kanunundaki emsal değer, 29. maddedeki emsal değer uygulaması var. Bunların tamamı ne diyor? Yapmış olduğunuz işlemlerde diyor, emsal fiyat neyse bu emsal fiyattan farklı bir fiyatlamayla mal satmayacaksınız, hizmet vermeyeceksiniz, borç para almayacaksınız, vermeyeceksiniz, işlem yapmayacaksınız diyor. Siz bundan farklı bir fiyatlamayla yaparsanız bu durumda bu fiyatlama sebebiyle ortaya çıkan fark transfer fiyatlaması ile ortağa ya da ilişkili işle aktarılan kazanç olduğu için bu tutarında dönem sonunda mutlaka kontrol edilerek kurum kazancına ilave edilmesi gerekmekte. Burada ilişkili kişi kavramı kanunda ve tebliğde geniş olarak tanımlanıyor. Ben buna çok fazla girmeyeceğim. Sadece burada bir düzeltme yapıldı. Düzeltmeden bahsetmek istiyorum. 6728 sayılı kanunla 98216 tarihinde ben yürürlüğe giren düzenleme ile örtülü kazanç, transfer ettiğimiz örtülü kazanç aktarımında ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde ortak, doğrudan doğruya ortak üzerinden veya ortak ilişkili kişilerden bir işlem yapılıyorsa burada %10 ortaklık payını arama kriteri getirdi. Bu mükellef lehine. Yani ortak veya ilişkili kişiden, ortağın doğrudan doğruya bağlı olduğu ortak ya da ortağın doğrudan doğruya bağlı olduğu ilişkili kişiden transfer fiyatlaması kapsamında bir işlem yapıyorsanız, burada KKG olarak dikkat alacak olan rakamın tespitinde en az %10 oranında ortaklık payı var mı yok mu ona bakıyorsunuz. %10'un altında bir ortaklık payı varsa transfer fiyatlaması kapsamında KKG yapılacak bir işlem söz konusu olmuyor. Bu da mükellef lehine. Yani her şeyi, eskiden her şeyi biz sayıyorduk. Yani %0.01 de olsa hiç fark etmiyordu. Her türlü işlemi biz transfer fiyatlaması kapsamında örtülü dağıtılmış kazanç sayıyorduk ve KKG yapıyorduk. Şimdi ise buna bir set koyuyor. %10'luk durum getiriyor. Bu %10 olayı ortak ve da ilişkili kişilerin tamamı için geçerli. İster ortağın kendisi olsun, ister ortağın ortağı olsun. %10 olayı tamamı için aranan bir kriter. Transfer fiyatlandırmasına tabii ki biz şimdi KKG'den bahsediyoruz ama burada olmazsa olmaz kuralımız hazine zararı kriterimiz. Hazine zararı kriterimiz nerede arıyoruz biz? Yurt içi işlemlerde arıyoruz. Yurt dışına yapmış olduğumuz tüm satışlarda veya işlemlerde, borç para alma verme işlemlerinde herhangi bir şekilde hazine zararı söz konusu değil. Ancak yurt içi işlemlerimizde hazine zararı varsa biz transfer fiyatlamasından bahsediyoruz. Hazine zararından kastımız nedir? Hazine zararından kastımız yapılan işlem sonucunda herhangi bir vergi sebebiyle verginin ödenmemiş olması ya da verginin geç tahakkuk etmesi olarak karşımıza çıkıyor. Sadece kurumlar vergisi değil burada. Transfer fiyatlaması kapsamında bir mal sattık ama o mala ilişkin olarak bir sözleşmemiz var. Bu sözleşmenin damga vergisini ödenmediyse veya geç ödendiyse o bile hazine zararı için yeterli. Yani sadece kurumlar vergisine bakmıyoruz, tüm vergilere bakıyoruz. Tabii burada vergi sadece resim ve harçlar kapsama girmiyor. Burada şimdi dönem sonunda bu işlemleri yapıyoruz ama aynı zamanda dönem sonunda gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için bu işlemlerin düzeltilmesi gerekmekte. Düzeltmekten kasıt nedir? Kanun diyor ki transfer fiyatlaması usulü ya da örtülü sermaye kapsamında kanundan kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınan tutarlar kuru farkı hariç dağıtılmış kar payı sayılır diyor. Dağıtılmış kar payı saydığı için de kar payının dağıtıldığı kabul edilen, borç para veren ya da hizmet veren veya mal satan işletmeler nezdinde de bunların düzeltilmesi lazım. Ne yaptık? Biz bunu gider yazdık. Karşı tarafta bunu ne yaptı? Gelir yazdı. O zaman ne yapacağız? Bir taraf gider, gideri reddediyorsak, KKG yapıyorsak gelir yazan tarafında düzeltilmesi gerekiyor. Bu kapsamda da karşı taraf düzeltilmesi, eğer karşı taraf kurum ise bu kurum bu tutarları iştirak kazançları istisnası olarak dikkat alıyor. Yani ne yapıyor? Dönem kazanç tespitinde gelir olarak kayıtlarını alıyor. Ticari karın tespitinde gelir olarak beyannameye geliyor. Beyanname üzerinden ise ne yapıyoruz biz? İstisna kazançlarının altında iştirak kazançları istisnası olarak düşüyoruz. Yani
Karşı taraf incelendi. İnceleme sonucunda transfer fiyatlaması ya da örtülü sermaye açısından 100 bin lira faiz reddedildi. E ben 100 bin lirayı borç para veren ne yaptı onu? Gelir yazdı. O ne yapacak? O da beyanname üzerinden bu 100 bin lirayı iştirak kazancı istinası olarak düşecek. Ancak burada olmazsa olmaz bir kuralımız var. Bu düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü sermaye kullanan ve örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekmekte. Hatta bunu biraz daha ileri gidiyor. Kanunda olmamasına rağmen Maliye Bakanlığı özelgelerinde diyor ki her iki tarafta da diyor kazanç çıktıysa düzeltme yapılır diyor. Bir taraf zararlıysa diyor karşı taraf düzeltme yapamaz. Onu iştirak kazancı istinası olarak düşemez diyor. Eğer gerçek kişiyse ne yapıyoruz? Gerçek kişiye üstadım, de bu... çok özür diliyorum. Zamanı da daha iyi kullanmak adına bu iki konuyu zaten Bumin Hoca da örtülü sermaye ve transfer biraz daha hani hızlı giderseniz zaman da şey bu iki konuyu Bumin Hoca da tamam, şey olur. Yapmış. Uygun görürseniz yani özellikle vurgulamak istediğiniz yerleri şey yapın. Yani ben sadece zaten bitti yani örtülü sermaye konusundaki konuların bitti. Bir iki tane slide item kaldı. Tamam, bunlar tamam. Özellikle olduğu için bahsetmek tamam, istiyorum. Tamam, çünkü tamam, tamam, biz hep şeyden bahsediyoruz yani örtülü sermaye transfer fiyatlaması nedir anlatıyoruz ama bunun ileri aşamasına bakıyor muyuz, bakmıyor muyuz, oralara atlıyoruz. Ben onlara biraz girmek, farkındalık yaratmak amacıyla bunları söylemek istedim. Yani bunun üzerine durma sebebim biraz da ondan. Yine son konu, örtülü sermaye konusunda ve transfer fiyatlaması konusunda iki işlem aynı anda olabilir mi? İki işlem aynı anda olabilir. Örnek verecek olursak bakın şurada. 400 birim bir borçlanma yapılmış. Öz sermaye 100 bin, bunun 3 katı 300 bin lira. 300 bin lira yaşayan kısım örtülü sermaye kapsamında değerlendiriyoruz. Ancak 300 bin lira yani örtülü sermaye değerlendirmeyen kısım içinde transfer fiyatlaması kapsamında işlem yapılabilir mi, yapılamaz mı? Hep bunlar atlanıyor. Burası da yine eleştiri konusu yapılacak olan bir durumdur. Nasıl eleştiri konusu yapılır burası da? Emsalinden farklı bir faiz oranıyla borçlanma yapıldıysa, bu emsalinden farklı faiz oranında arkadaşlar aynı zamanda transfer fiyatlama yoluyla aktarılan örtülü kazanç olarak kabul ediyoruz. Bu durumda da o kısım için biz, şu örneğimizde olacak olursak, 300 birimlik kısım için atıyorum piyasa faiz oranı %10 iken, ben %20 ile ortağıma borç para verdiysem, %10 ile %20 arasındaki %10'luk kısım, transfer fiyatlama yoluyla ortağa aktarılan kazanç olduğu için, o kısmında KKG yapılması gerekiyor. Zaten 300 birimden sonraki isabetten kısmın tamamını KKG yapıyoruz. Ama 300 bireme kadar olan kısmın da emsale uygun mu değil mi ona bakılmasına fayda var. Eğer emsale uygun değilse bu durumda da yine emsale uygun olmayan durumun transfer fiyatlaması kapsamında düzeltilmesi gerekiyor. Yine beyanname üzerinden, beyannameden sıralamayla gidecek olursak, ticari bilanço kârından sonra KKG'ye ekledik, geldik istisnalara. İstisna kazançların tamamı arkadaşlar, sadece bir istisnamız hariç, o da emisyon primleri istisnası. İstisna kazançlarımızın tamamı ticari kârın tespitinde beyannameye ticari kâr gelirken dönem kazancı içerisine gelir olarak intikal etmek zaten. Bunların tamamını ne yapıyoruz biz? İstisna olduğu için beyanname üzerinden tekrar bir daha düşüyoruz. Ancak emisyon primleri istisnası kendinden kaynaklanan bir yapı olduğu için dönem kazancına 600 hesaplara gelir olarak gelmez. Doğrudan oraya 500 hesaplara gider. Dolayısıyla eğer ki emisyon primi kazancınız varsa bu kazancın öncelikle KKG olarak ticari bilanço kârına ilave edilmesi, ondan sonra da istisnalar altında emisyon primi satırında indirim konusu yapılması gerekiyor. Kanunda istisnalar yaklaşık 18-19 bent halinde sayılmıştır. Her yılda bu istisnalara yeni yeni istisnalar eklenmekte. Ben bunlardan özellikle onların üzerinden birkaç tanesinden duracağım. Tamamında duracak kadar ne zamanımız var. Onun için kısa kısa birkaç tanesi üzerinden geçeceğim. İlk konuşacağım istisna, iştirak kazançları istisnası. İştirak kazançları istisnası herhangi bir kurumlar vergisi mükellef olan tüm kurumlar için geçerli. Ana kural nedir? Kurumlar vergisi mükellef olan bir kurumun tam mükellef bir kurumda bir ortaklığı varsa, bu ortaklığın herhangi bir oran sınırı yok. %0.001 ortaklığı da olsa, %100 ortaklığı da olsa fark etmez. Bu ortaklığı varsa, bu ortaklık kapsamında bir kar payı alırsa, alınan bu kar payının tamamını önce gelir yazıyoruz, sonra da beyanname üzerinde indirim konusu yapıyoruz. Bu tutarın, ortaklık gelen payın
ilgili kurumda vergilendirilmiş olması ya da vergilendirilmiş olması bizi ilgilendirmiyor. İstisna kazanç olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Bu gelen karın hangi yılın kazancı olup olmamasını da bizi ilgilendirmiyor. Yani 2017 yılında bana gelmiş ama 2012 yılı kârı dağıtılmış. Bu beni ilgilendirmiyor. Önemli olan ben 2010 yılında bir kâr almış mıyım? Almışım. Yazmış mıyım gelir? Yazmışım. Ne yapacağım bunu ben? Beyanname üzerinden indirim konusu yapacağım. En çok uygulanan istisna ve Maliye Bakanlığı'nda hiç sevmediği istisna. Taşınmaz ve iştirak satış kazancı istisnası. Maliye Bakanlığı elinde olsa bugün bu istisnayı kaldıracak. Zaten bu konudaki görüşü de, şimdi Rıza Bey'e çok bir daha dokunuyoruz ama bu konudaki görüşü de açık net, son zamanlarda verdiği özelgelerin tamamında da kısıtlayıcı olarak, yani kanundaki düzenlemenin nasıl kısıtlarım şeklinde kısıtlayıcı olarak bu düzenlemeyi uygulatmamaya yönelik açıklamalar yapmakta. Nitekim de bu yılın içerisinde bir düzenleme yapıldı. Burada da bildiğiniz üzere taşınmazda iştirak satış kazancı istisnasının temel kuralı neydi? İşletmelerin aktifinde 2 tam yıl, yani 720 gün ve üzeri, 730 gün ve üzeri kalıp 2 tam yıl tuttuktan sonra elden çıkarılması halinde, bu elden çıkarılma halinde bir kar ortaya çıkarsa, bu karın belli bir kısmı kurumlar vergisinden istisnaydı. Bu istisna oranımız %75'ti. İster iştirak olsun, ister taşınmaz, fark yoktu. Ancak 5.2.2017'de 7.061 sayılı kanunla yapılan düzenlemeyle taşınmazlar için bu istisna tutarımız %50'ye indirildi. Bundan sonraki süreçte özellikle 5.2.2017'den sonra böyle bir satışınız varsa tarihe dikkat edin. Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden bu istisnayı %50 olarak uygulanacak. Bu konuya dikkat edilmesinde fayda var. Bu istisna kapsamına neler giriyor? İstisna kapsamına taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, ittifak senetleri ve rüçhan hakları giriyor. Taşınmazdan kastımız da Türk Medeni Kanunu'na göre tapuya tescil edilen her türlü hak. Yani maddi ya da gayri maddi fark etmiyor. Tapuya tescil edilmiş olan bir iş hakkınız varsa bu hakkı taşınmaz kapsamında değerlendiriyoruz ve istisnadan yararlandırıyoruz. İştirak hissesi kapsamı neler giriyor diye baktığımızda ise bir sıralı kurum vergisi genel tebliğinde buna ilişkin açıklama yapılmış. Anonim şirketlerin ortaklık payları, limited şirketlerin iştirak payları, esamlı komandit şirketlerde komanditer ortakların, bakın komanditer ortağın kar payı zaten şahsi ticari kazancı olarak kendisi tarafından beğenilmesi gerekiyor. Komanditer ortakların kar payları, ortaklık payları, iş ortaklıkları, adi ortaklıklara ait ortaklık payları, bakın burada normal şartlarda iştirak hissesi kurumlar vergisi mükellef olanlar için sanki geçerliymiş gibi algı oluşuyor ama tebliğde bunu genişletmiş, adi ortaklık paylarını da iştirak hissesi kapsamına almış. Adi ortaklıklar ne kurumlar vergisi mükellefi ne de gelir vergisi mükellefi ama ortaklık paylarında elden çıkarılması halinde iki tam yıl tutup satarsanız bu istisnadan yararlandırıyor. İstisna uygulamasında dediğimiz gibi en az 2 tam yıl 730 gün tutulması gerekiyor. Menkul kıymet ve gayrimenkul ticaretiyle uğraşılmaması gerekiyor. Bu Maliye İdaresi'nin taktığı en önemli yer. Herhangi bir şekilde menkul kıymet gayrimenkul ticaretiyle uğraştığınızla ilişkin herhangi bir ibare sözleşmenizde bir yerde yazıyorsa, ünvanınızda geçiyorsa veya bununla ilişkin bir tane daha işlem yapsanız bu ticaretle uğraştığınız kabul ediliyor ve istisna uygulanmıyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Satıştan doğan kazancın mutlaka fon hesabına alınması gerekiyor. Fon hesabına alacak rakam da istisnadan yararlanan tutarla sınırlı. Bunu ne zamana kadar yapacağız? Eğer ki bunu yaptıysak kurumlar vergisi beyannamesi verinceye kadar da bu fon hesabına alma işlemini 2018 defterlerimizde yapmak zorundayız. Bunu da yapacağız. Burada önem arz eden iki konu daha var. Devir veya bölünme suretiyle devralan kurumlarda 2 yıllık sürenin hesabı nasıl olacak? Bu konuda yine Maliye Bakanlığı açıklamasını yapmıştır. Devir ve bölünme hallerinde ise 2 yıllık sürenin hesabında devralan veya bölünen şirketten gelen taşınmaz ve iştirak hissesi varsa o şirketin aktifine ne zaman girdiyse o yıldan itibaren 2 tam yılın hesabında dikkate alıyoruz. Yine yeni bir istisnamız olan sat kiralı genel işlemlerinde uygulamada 2 yıllık süre ne zaman dikkate alınacak diye baktığımızda da sat kirala geri al kapsamında sattım, kiraladım ve kira sözünde geri aldığım taşınmazlar için sürenin hesabında benim ilk aldığım tarihteki süre dikkate alınacak. O tarihten itibaren geri aldığım tarihe kadar eğer 2 yıldan fazla süre geçse ve satış tarihimde ondan sonra ise 2 yıllık süreyi geçirdiysem bu istisnadan yararlanmada herhangi bir sıkıntı yok.
İnşaat işiyle uğraşıyorsanız istinanın uygulanması mümkün değil. Sadece kendi içiniz kullanmış olduğunuz idari binanız varsa bu istinayı uygulayabiliyorsunuz. Onun haricinde inşaat işinde uğraşan mükelleflerin istinadan yararlanması mümkün değil. Kat karşılığı inşaat ya da hasılat paylaşımında inşaat işi yapılması halinde de arsa sahibinin arsayı teslim etmesi durumunda da yine istinanın uygulanamayacağı tebliğde ve özelgelerde açık net belirtiliyor. Buna da dikkat etmekte fayda var. Taşınmaz ve iştirak hissi satışı ile ilgili giderlerin durumuna baktığımızda da dediğimiz gibi Kurumlar Vergisi Kanunu 5. maddesinin son beğendiğinde diyor ki istisna kazançlar sebebiyle doğan giderler ve istisnadan kaynaklanan zararlar varsa bu gider ve zararlar kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmaz diyor. Dolayısıyla siz istisna kazanç kapsamında bir zarar doğarsa veya gider doğarsa bunların da %75 ya da %50'lik kısmını KKG yapmak zorundasınız. Aynı şekilde zararla doğru sonuçlanması halinde de yine zarar isabet eden tutarın %75 ya da %50'sini KKG yapmak zorundasınız. Maliye Bakanlığı'nın görüşü bu şekilde. Ben bu görüşe katılmıyorum. Birçok kişi de bu görüşe aslında katılmıyor. Çünkü istisnanın uygulanması ihtiyari, size verilmiş bir hak ve şarta bağlı bir istisna. Belli şartlar var. O şartları yerine getirirseniz o istisnadan yararlanıyorsunuz. 2 yılda olmadan sattıysam zarar duyduysa ben bunun %50'sini veya %75'ini KKG mi yapacağım? Maliye Bakanlığı diyor ki evet öyle yapacaksın diyor. Bu doğru bir uygulama değil. Konuya ilişkin verilmiş özelgeler var. Bu özelgelerde taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşılması halinde bunun istinadan yararlanması mümkün değil diyor. Ana sözleşmede bunların yazılması dahi istinanın uygulanmasına engeldir diyor Maliye Bakanlığı özelgesinde. Yine istina kapsamında satılması halinde, taşınma satılması halinde veya bu durumda yerine yeni bir taşınmaz alınması konusunda eğer kurum, mükellef karar verdiyse bu taşınmaz için, alınacak taşınmaz için bunun kullanılması söz konusuysa vergi usulü kanununda taşınmazlar için sağlanmış olan karların yenileme fonuna alıp 3 yıl süre yenileme fonunda bekletme hakkını bu istisnaya isabet etmeyen kısım içinde kullanılabileceğine dair Maliye Bakanlığı tarafından düzenleme yapılmış. Örnek veriyorum. Benim bir taşınmazım var. 100.000 TL'ye kayıtlı defterinde 300 bin liraya sattım. 200 bin lira karım var. İstisna ne kadar uygulayacağım? 100 bin lira uygulayacağım. 100 bin lira istisna uygulayamayacağım. Aynı taşınmazdan alma konusunda karar alırsam eğer o 100 bin lirayı da gelir yazmayıp yenileme fonu olarak 3 yıl süreyle orada tutabilirim. Bu hakkı da veriyor. Yine Büyük Mükellef Vergiler tarafından verilmiş olan bir özelgede hasılat paylaşımlı iş kapsamında arsa tesliminde istinanın uygulanamayacağını söylüyor. Bu gelir dairesinin havuzunda yer alan bir özelge. Ancak aynı vergi dairesi tarafından bu özelgenin tam tersi verilmiş bir özelge ben gördüm. Havuzda yok. Ancak bir mükellefe de verilmiş. 2015 sonu itibariyle. Bunun tam tersi. Onu da söyleyeyim. Yine bir istisnamız. Bu istisnaya çok fazla girmek istemiyorum. Sadece bu istisnada 1-1-2018'den sonra nedir bu istisna? Eğer bankalara ya da finans kurumları ya da finansal kiralama şirketlerine borçlarımız varsa, bu borçlar karşılığında teminat olarak taşınmaz gösterdiysek, bunların onlar tarafından el konulması halinde borca karşılık kullanılan kısmının tamamının %100'ünün istisnasına ilişkin düzenleme bu. Burada ise 1-1-2018'den sonra finansal kiralama şirketleri de bu kapsama alındı. Eğer finansal kiralama şirketlerine bir borcunuz varsa, finansal kiralama şirketi kapsamında bir işlem yaptıysanız, bu borcun ödenmesi karşılığında sizden bir teminat alındıysa, bu teminatta bir taşınmazsa, finansal kiralama şirketine ödeme borcunu düştüğünüzde, bu taşınmazı finansal kiralama şirketine verirseniz, finansal kiralama şirketinde defter değerle satış değeri arasındaki farkın tamamını üzerinden borca ne kadarlık kısmı yetiyorsa o kadarlık kısmına istisnai uygulama hakkı getiriyor. Örnek verecek olursak defter değeri 100 bin lira olan bir taşınmazım var. Finansal kiralama şirketine 500 bin lira borcum var. Kalan borcum var. Finansal kiralama şirketi benden bunu 400 bin liraya aldı. 300 bin lira kar çıktı. Defter değeri 100 bin liraydı. 300 bin lira kar çıktı. Benim borcum 500 bin lira. 400 binin tamamını ben borcuma mahsup edeceği için karın 300 bin liranın tamamı da bu istisnadan yararlanacak.
Yine bir istisnamız eğitim ve rehabilitasyon tesisleri istisnası. Burada da yine özellikli bir konu, özel kreş ve gündüz bakım evlerine ilişkin bir istisna getirildi. Bu istisna uzun zamandır uygulanan bir istisnaydı. Neydi bu? 500 süreyle bir okul, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, lise açarsanız ya da rehabilitasyon merkezi açarsanız 5 dönem itibariyle bunların elde ettiği kazançlar kurumlar vergisine istisnaydı. Buna ilave yapıldı. 1-1-2017 itibaren özel kreş ve gündüz bakım evleri de bu kapsama alındı. Eğer bir özel kreş ve gündüz bakım evi 2017 yılı içerisinde açıldıysa bunların 500 süreyle kazançları kurumlar vergisinden istisna. İstisna tamamen elde edilen kazancın tamamına uygulanmakta. Son dönemlerde en çok uygulanan ancak uygulamada tam olarak anlaşılamayan bir istisnamız, sat kirala geri al istisnamız. Bu nedir? Kurumların ellerindeki taşınır veya taşınmazlar. Bakın burada taşınır ibaresi yeni geldi. Daha önceden yoktu. Taşınırdan kastımız finansal kiralama kanunu kapsamında satışa konu olacak olan her türlü taşınır. Aktifinizde yer alan her türlü taşınırı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Nedir? Aslında bu nedir bu işlem? Bir finansman teminidir. Sizin banka kredibiliteniz yoktur. Bankadan kredi çekecek durumunuz yoktur. Finansal kiralama şirketine gidiyorsunuz. Taşınmaz veya taşıdığınızı veriyorsunuz. Taşınırınızı veriyorsunuz. Bunun karşılığında kredi kullanıyorsunuz. Size para veriyor. Satıyorsunuz bunu fiilen. Tekrar ondan kiralıyorsunuz. Ve kira süresi sonunda da bunu geri alacağınızı taahhüt ediyorsunuz. Ve kira süresi sonunda geri aldığınız zaman da bunu kayıt aktifinize tekrar geri alıyorsunuz. Burada ne oluyor? Defter değeri 100 bin liraysa 400 bine çıkış yapıyorsunuz. Sonra geri alırken 410 bin liraya geri alıyorsunuz. Defterinizdeki değer otomatikman neye çıkıyor aktifte? 100 binden 410 bine çıkmış oluyor. Peki vergisi olarak bunun bir faydası var mı? Vergisi olarak bunun için faydası aslında yok. Yani sanki herkes ben artık 410 bin liraya aldım, bunu satarsam benim maliyetim artık 410 bin lira gibi düşünüyor. 410 bin lira değil, maliyetiniz sizin hala maliyetiniz 100 bin lira. Yani siz bu taşınmazı 700 bin liraya sattığınızı farz edin, 410 bin lira defterde yazıyor, 700 bin satış, siz kafanızdan düşünüyorsunuz, 700-410, 290 bin lira kar var, ben bu karı beğeneceğim diyorsunuz. Hayır, durum öyle değil. Sizin ilk defter kaydınız kaç liraysa 100 bin lira, yani 700-100, 600 bin lirayı beyan etmek zorundasınız. Uygulamada özellikle finansal kiralama şirketleri böyle bir açıklama yaparak bu işi teşvik etmeye çalışıyorlar. Mükellefleri biraz kandırıyorlar. Vergisi olarak aslında hiçbir şey yok. Vergi ertelemesi de yok aslında. Gerçek bir satış da yok burada. Gerçek bir satış olmadığı için fiktif bir kar doğuyor. Bu karı siz pasifte bir hesap alıyorsunuz. Tekrar geri aldığınızda da bunun amortismanı da kullanıyorsunuz zaten. Yani ne gelir ne gider. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey değişmiyor. Ama siz bunu usul uygun yapmazsanız, bakın bunu usul uygun yapmazsanız da zamanında ödemediğiniz vergiyi sizden gecikme faiziyle beraber istiyor. Bunu da unutmayın. Usul uygun yapmaktan kasıt ne? Finansal kiralama sistemi kapsamında satıp kiralayıp mutlaka geri alacaksınız. Eğer geri almazsanız işte o zaman durum bozuluyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Son dönemde özellikle firmalar buna giriyorlar. Sonra gerçek durumu öğreniyorlar. Gerçek durumu öğrenince de vazgeçiyorlar finansal kiralamadan. İptal etmiyorlar. İptal ettiğiniz anda işlem yok hükmünde sayıldığı için cezasıyla bu kez geri ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bunun sadece vergisel, kurumlar vergisi açısından faydası yok. KDV istisnası da var bunun. Damga vergisi istisnası da var. Harç istisnası da var. Siz bu hakkı kaybettiğiniz anda bunların tamamını ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bunun için bana sorduğunda ben ne söylüyorum? Şunu söylüyorum. Diyorum ki iptal etmeyin. Tadil sözleşmesi yapın. Süreyi azaltın. İlla iptal edecek misin? Bir ay daha ödeyecek şekilde süreyi kısaltın. Bunu yaptığınız zaman Maliye Bakanı da bu konuda vermiş olduğu özelgeler var. Diyor ki eğer süre tadili yaptıysanız diyor. Süre tadili eğer diyor finansal kiralama kanununa uygunsa diyor. Benim açımdan bir sorun yoktur diyor. İşlemleriniz hala geçerlidir diyor. Dolayısıyla ben bugün iptal edeceğime bir ay sonra iptal ederim. Bir ay sonra iptal etmeyi nasıl yaparım? Süre tadili anlaşması yaparak süreyi öne çekerim. Ve bu şekilde hiçbir vergisel sorunla karşılaşmam. Yine buna benzer bir istisnamız varlık kiralama şirketlerine satışlarda uygulanan istisna. Burada da kaynak kuruluşlar tarafından varlık kiralama şirketlerine satılan iktisadi kıymetlerin vergilendirilmesinde istisnayı getiriyor. Bu da aynı şey aslında sat geri al bir işlemi. Biz bunu ne yapıyoruz? Varlık kiralama şirketine gayrimenkulümüzü satıyoruz. Belli bir süre o onu başkalarına kiraya veriyor. Sonra kira süresi sonunda tekrar bana satıyor. Bu nedir aslında? Bir ertelemedir. Yine sonuç değişmiyor. Benim açımdan bir
kazanç yok aslında. Aktifinden çıkarıyorum, geri alıyorum. Bu arada ondan bir kazanç alıyorum ama o kazanç erteleme aslında. Geri alacağım tarihte tekrar yine aynı şekilde defter kaydımı alıyorum. Orada yine ilk aldığım tarihteki bedel benim için bedel. Yani bilançoyu düzelttiğim takdirde bilançodaki yeni değer benim için maliyet bedeli değil. Buna dikkat etmekte fayda var. 2015 sonu itibariyle gelen bir istisnamız sınai mülkiyet hakları istisnası. Burada Ar-Ge faaliyeti kapsamında yapmış olduğunuz bir faaliyet sonucunda ortaya bir buluş çıkarırsanız bu buluşların kiralanması, satılması, pazarlanması, elden çıkarılması, seri üretime tabi tutulması ya da bir imalat faaliyetinde kullanılması sonucunda bir kazanç doğarsa elde edilen kazancın %50'sini istisna yapan bir düzenleme. Bu güzel bir düzenleme. Tamamen Ar-Ge faaliyetini teşvik eden, aynı zamanda Ar-Ge indiriminin yanında ikinci bir hak getiren düzenleme. Güzel bir düzenleme. Burada dikkat etmemiz gereken durum nedir? Kazancın %50'si istisna bir. İki, her buluş sahibi bundan yararlanamıyor. Bu buluşların mutlaka inceleme sistemle patente bağlanmış olması ya da koruma belgesine bağlanmış olması gerekiyor. Olmazsa olmaz kural bu. TP'ye başvurularak inceleme sistemle patent alınması gerekiyor ya da koruma belgesi alınması gerekiyor. Faydalı model belgesi alınması gerekiyor. Ve bunların da süreleri var. İnceleme sistemle patent aldıysanız 20 yıl süreyle elde ettiğiniz bu kazançların %50'si istisna oluyor. Eğer faydalı model belgesi aldıysanız 10 yıl süreyle kazancınızın %50'si istisna oluyor. Dönem kazancının tespitinde dikkat edeceğiniz başka bir düzenleme ise zarar mahsubu. Zarar mahsubunda bizim karşımıza 3 tane düzenleme çıkıyor. Bir, geçmiş zararların düşme hakkına sahibiz. Geçmiş 5 dönemin zararlarını düşebiliriz. İki, devir veya bölünmeden kaynaklanan zararlarımız varsa bunları düşebiliyoruz. Üç, yurt dışı faaliyetlerimiz zarar varsa bunları düşebiliyoruz. Burada dikkat etmesi gereken kurallar nedir? Eğer dönem içerisinde geçmiş zararlarım düşüyorsam, buradaki zarar bizim için ticari zarar değil, mali zarardır. Yani sizin bilançonuzda yer alan ticari zarar, sizin beyannamenizdeki düşeceğiniz zarar değildir. Sizin beyannamenizde düşeceğiniz zarar, önceki dönem kurumlar eksi beyannamelerinde bildirilen mali zararlardır. Buna dikkat etmekte fayda var. Ve bu sürede 5 yıldır, 5 yıldan daha fazla bunu kullanamıyorsunuz. Maliye Bakanlığı konuda açıklama getiriyor. Diyor ki, eğer sen diyor karın çıktığı yıl diyor, zararı kullanmadıysan diyor, takip eden yıllarda bu zararı kullanamazsın diyor. Dolayısıyla siz bu yıl içerisinde karlı bir şirketseniz, geçmiş zararlarınız varsa bu zararlarınızı mutlaka düşün ve ondan sonraki yıllara bırakmayın. Ha buna keza Danıştay'ın bu konudaki vermiş olduğu tam tersi karar da var. Diyor ki burada önemli olan diyor 5 yıllık süredir diyor. 5 yıllık süre içerisinde diyor zarar ne zaman mahsup edileceğine ilişkin kanunda bir düzenleme yoktur diyor. Kanunda olmayan düzenlemeyi diyor mali idaresi diyor bu şekilde yapamaz diyor. Buradaki önemli olan 5 yıllık süreyi geçirmemek diyor. 5 yıllık süreyi geçirmediyseniz eğer diyor bu zararı mahsup edebilirsiniz diyor. Bu konuyla ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından verilmiş olan bir özelgeye baktığımızda da düzeltme beyannamesi vererek bu zararı düzelterek ilgili yılda düşebilirsiniz diyerek de bir özelge vermiş. Onu da söyleyeyim. Çok önemli bir konu. 6111 sayılı kanun, 6552 kanun ya da 6728 sayılı kanun kapsamında kurumların bilançoların düzeltmeleri sonucunda, kasa ortak cari hesaplarının düzeltilmesi sonucunda ortaya çıkan gider kalemleri vardı. Bu gider kalemlerini 6111'de ve 6552'de doğrudan doğruya gider yazıyordunuz ve KKG yapıyordunuz. 6728'de ise buna yeni bir hak getirdi. Dedi ki isterseniz gider yazmayın, aktif geçici bir hesap kullanın, o hesaba kaydedin dedi. Şimdi bu konuda eğer KKG yaptıysanız diyor, yaptığınız KKG aynı zamanda ne oluyor? Gider yazıyorsunuz, daha gider yazdıysanız yaptığınız gider kurum kazancında KKG. Ancak siz ticari bilançonun tespitinde, dönem kazancı tespitinde siz bunu ne yapıyorsunuz? Dönem kazancına gider olarak atıyorsunuz. Ve bunu zararı artıran bir kalem olarak kullanabiliyorsunuz. Diyor ki Maliye Bakanlığı, ileriki aşamalarda diyor, eğer diyor siz diyor geçmişi zararlarını diyor, dönem karlarından diyor mahsup ederek kapatıyorsanız diyor, ticari zararı ticari zarardan mahsup ediyorsanız diyor, eğer bu ticari zarar içerisinde diyor, bu kanunlardan kaynaklanan bir tutar varsa diyor, bu tutarlar da aslında diyor gerçek bir zarar, ticari zarar olmamasına rağmen diyor, siz kayıtlarını aldığınız bir zarardır diyor, benim açımdan gerçek bir zarar olmadığından dolayı diyor, ortaklara dağıtılmış kar payı sayılır diyor, bu işlemi yaptığınız dönem itibariyle %15 stopaj
duruma göre yapmak zorundasınız, diyor. Yine şirket bilançosunda görülen geçmişi zararlarının ticari bilanço zararından mahsup edilmesi mali zarara etkisi var mıdır, diye sorulmuş. Ticari bilançodaki zararın ticari bilanço kârından mahsup edilmesi mali zarara hiçbir etkisi yoktur. Bizim zarar mahsubuna dikkat edeceğimiz kalem tamamen doğrudan doğruya beyanname üzerinde yer alan zarardır. Dolayısıyla ticari bilançodaki zararların kârdan mahsup edilmesi beyanname üzerinde düşeceğimiz mali zarara etkisi yoktur. Matarar artırımında bulunduğumuz takdirde 6.728 sayılı kanun kapsamında matarar'da bulunduğumuz yıllar için zarar varsa ilgili yılların zararlarını 2017 yılının kazancında 2016 devamı kazançlarda indireceksek eğer %50'sini dikkate alabiliyoruz. Bu kanun maddesi hükmü. Bunları da atlamadan yapmakta fayda var. Bu konu önemli çünkü eğer geçmişi zararlarınız varsa o yıl zararını 2017 matarar'ınızdan düşecekseniz eğer kurum kazancından düşecekseniz zararın yarısını dikkate alacaksınız. Buna göre örnek verecek olursak, burada kapsamlı bir örnek koydum ben ama 2015 yılından matramda bulundunuz, 1 milyon lira zararınız var. Eğer 2017 yılında bu zararı mahsup etme hakkınız hala devam ediyorsa 1 milyonun 500 bin lirasını düşeceksiniz, 500 bin lirasını düşmeyeceksiniz. Buna dikkat edin. Devre bölünme, tür değiştirme halinde zarar mahsubu yine önemli bir kalem. Burada kuralımız var. Bu kurala riayet edersek sorunumuz yok. Nedir bu? Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında devir yoluyla birleşme ya da tür değiştirme ya da tam bölünme halinde devrolunan şirketten gelen bir zarar varsa devir alan şirket bu zararı kullanma hakkına sahip. Ancak bunun şartı nedir? Devrolunan şirketin son 5 dönem beyanname süresinde vermiş olması gerekiyor. 2. Devir tarihi itibariyle devrolunan şirketin öz sermayesini geçmeyen bir zarar olması gerekiyor. Öz sermayeye geçen zararı biz zarar olarak getirip indirim hakkına sahip değiliz. Üçüncü şart nedir? Devir alan şirketinde devrolunan şirketin faaliyet konusuna en az 5 yıl devir tarihinden itibaren devam etmesi gerekir. Eğer 5 yıl devam etmezse bu zararı eğer kullandıysa ilgili dönemde kullandığı zararın beyannamesini düzeltme beyannamesi vererek yararlandığı tutar sebebiyle bir vergi ziyanı sebebi olduysa o vergi ödemekle mükelleftir. Yurt dışı zararların mahsubunda da eğer yurt dışı faaliyet kapsamında bir kazancımız varsa ve istisna kazancımız yoksa, istisna değilse bu kazancımız, bu zararlarımızı da biz kazancımızdan indirim hakkına sahibiz. Ancak bunun da olmaz kuralı, yurt dışında zarar dahil ilgili yıllarda kazanç elde ettiysek veya zarar elde ettiysek, ilgili yıllarda ilgili ülkelerde denetim yetkisine ait kuruluşlara rapora bağlatmak ve bu raporun bir örneğini de beyanname verinceye kadar İlgili vergi dairesine ibraz etmek zorundayız. Bunu yapamazsak zarar mahsubunu kullanma hakkına sahip değiliz. Bu konuda özellikle 5 vergilerin 5 hesap dönemi kuralı var. Buna dikkat etmekte fayda var. Kanunda böyle bir düzenleme yok. Ancak tebliğ de bu konuda açık net söylüyor. 5 hesap dönemi diyor. Buna dikkat edilirse iyi olur. Beyanname üzerinden zarardan sonra indireceğimiz kalemler geldiğimizde en çok uygulanan indirimlerden bir tanesi ARGE indirimi. ARGE indirimi düzenlemesi önceden kurumlar vergisi kanununda ve gelir vergisi kanununda vardı. Geçen yıl itibariyle bu düzenlemeler iptal edildi. Şu anda 5.746 sayılı kanununda ARGE indirimi için düzenleme var. İster gelir vergisi mükellef olun, ister kurumlar vergisi mükellef olun. 2013 yıl sonuna kadar araştırma girişme faaliyetleri kapsamında yaptığınız harcamalar kapsamında ARGE indirimi hakkına sahip olursanız bu ARGE indirimlerini beyanname üzerinden indirim hakkına sahipsiniz. Eğer indiremezseniz de ne yapıyoruz? Devrediyoruz ve yeniden değerleme oranını da artırarak takip eden yılda da kullanıyoruz. Bu kapsamda 2016 yılından devreden ARGE indirimleriniz varsa yeniden değerleme oranında o kalemi artırıp bu yılın kazancından düşme hakkına sahipsiniz. Yine sponsorluk harcamalarında da yaptığınız sponsorluk harcamaları faaliyetinde bir harcamanız varsa kurum kazancının tespitinde indirim hakkına sahipsiniz. Buradaki kıstas nedir? Amatör spor dallarını yapıyorsanız %50, %100 profesyonel spor dallarını yapıyorsanız %50 bundan yararlanma hakkına sahipsiniz. Tabii bundaki kural nedir onu unutmayalım. Biz bu sponsorluk faaliyetini eğer yapıyorsak, bu faaliyeti biz ne yaptık dönem içerisinde ticari bilanço kârının tespitinde? Gider yazdık. Dolayısıyla beyanname gereken bunu ne yapacağız? Öncelikle KKG olarak matrağı ilave edeceğiz. Sonra burada tekrar düşeceğiz. Bunu da atlamamakta fayda var. Ona keza
Bağış yardımlar da aynı şekilde. Yapmış olduğunuz tüm bağış yardımların tamamı tutar ne olursa olsun beyannameye gelirken KKG olarak dönem kazancına dahil edilmek zorunda. Aşağıda eğer ki hakkım varsa indirim hakkına sahibim. Bunda da atlamamakta fayda var. Bağış yardımlara baktığımızda da %5'li sınırlı bağış yardımlarımız var ve sınırsız bağış yardımlarımız var. %5'li sınırlı bağış yardımın tespitinde de dikkat etmemiz gereken bir yer var. Bağış yardımın sınırı %5'te, bütün indirimden düştükten sonraki kalan bakiyenin %5'i değil. Diyor ki kanun ve tevli, bilanço kârı eksi, geçmişçi zararları artı, iştirak kazançları istisnası, düştükten sonra kalan tutarın %5'i diyor. Yani benim bütün kalemlerim düştükten sonra kalan tutarın %5'i değil. Ne yapacağım? Bunun için ayrı bir hesaplama yapacağım. Alacağım bilanço kârımı, üzerinden geçmişçi zararım varsa düşeceğim, iştirak kazanç istisnam vardı düşeceğim, matrahı bulacağım, matrahın da %5'ini ben ne yapacağım? Bağış yardım olarak düşme hakkına sahip olacağım. Yani burada bilanço kârının tespitinde KKG'leri dikkate almıyorsunuz. Ona dikkat edin. Genelde uygulamada KKG'ler katılarak bu işlem yapılıyor. Dönem sonlarında KKG'ler buna dahil değil. KKG hariç ticari bilanço kârı eksi geçmişe zarar artı iştirak kazancı istisnası. Yani örnek verecek olursak ticari bilanço kârım 100 bin, geçmişe zararım 50 bin, 100 eksi 50, 50 bin. 50 binin %5'i 2500 lira. KKG'm varsa 50 bin lirada 50 artı 50, 100 bin. 50 bin geçmiş zararına düştüm. Kaldı 50 bin. 50 binin %5'ini şekilde yapsaydım daha fazla olacaktı. Ancak KKG'yi koymayarak daha az bağış yardım indirim yapmanıza sebep olan bir düzenleme bu. Beyan edilen gelirin %5'inde sınırlı olmaksızın yapılan bağış yardımlar ise özellikle okul ve ibadethane teslimleri önemli. Eğer yıl içerisinde okul ve cami veya cami benzeri ibadethane tesisi yaptırıyorsanız bunlar için yapmış olduğunuz harcamaların tamamını matrahınızdan düşme hakkına sahipsiniz. Herhangi bir sınır da yok. Yeter ki kazancınız yeterli olsun. Gider fazlalığı yaratıyorsa da bu gider fazlalığını gelecek yıla devretme hakkına sahip değilsiniz. Bunu da söyleyeyim. Burada yine 12 ve 13. denetlerde Türkiye Kızılay ve Yeşilay Derneği'ne yapılan bağış yardımlarda bir sınırımız var. Nakdi yapılan bağış yardımlarının tamamını gider yazabiliyoruz. Yani düşebiliyoruz matrağımızdan. Ancak aynı yaptığımız bağış yardımlarda ise %5 ile sınırlıyız. Yani buradaki ayrıma da dikkat etmek lazım. Kızılay'a ve Yeşilay'a yapmış olduğumuz nakdi bir bağış varsa tutarın tamamını beyanname üzerinden kazanç yeterli olduğu sürece düşme hakkına sahibim. Ancak ben bu bağış nakdi değil, aynı bağış yapıyorsam bu durumda ise aynı bağışın emsal değerini %5 olarak kazancımı %5 ile karşılaştırıyorum. %5 mi o mu, hangisi daha azsa onu indirme hakkına sahibim. Yine bir istisna kalemimiz, bu aslında bütün meslek mensuplarını ilgilendiren bir istisna. Türkiye'de yurt dışı mukim kişi ve kurumlara verilen hizmetler. Bu hizmetler nelerdir? Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, veri hazırlama, veri analizi, veri saklama işlemleri gibi işlemlerin tamamından elde edilen kazançların %50'sini beyanname üzerinden indirim konusu yapmak getiren bir düzenleme. Bu kapsamda muhasebe kayıtlarında tutulması da bu indirim kapsamına giriyor. Nedir bu? Şunu diyor, Türkiye'den diyor, tamamen yurt dışında yaşayan diyor, kişi ve kurumlara diyor, bu hizmetleri verirseniz diyor, onlar Türkiye'ye gelmeden buradan oraya hizmeti verirseniz diyor, elde edilen kazançtan yapılan harcamalar düştükten sonra kalan tutarın %50'sini beyanname üzerinden indirim hakkına sahipsiniz diyor. Burada eğer kazancınız yeterli olmazsa, indirim hakkını kullanamazsanız gelecek yıla devretmiyor. Herhangi bir endekslemede söz konusu değil. Buna da dikkat etmekte fayda var. Yani devir söz konusu değil. Eğer kazanç varsa düşüyorsunuz, kazanç yoksa düşemiyorsunuz. Yeni bir uygulama, nakdi sermaye artırım faiz indirimi. Bunda yine kurumlar eksi beyanname üzerinden düşebileceğimiz bir kalemimiz. Nedir bu? Bu düzenleme 2015 son itibariyle geldi. 15, 16 ve 17 yıllarında uygulanıyor. Ve sınırsız uygulanabilecek olan bir düzenleme. Niye sınırsız uygulanacak düzenleme? Diyor ki sermaye şirketleri için getiriyor bu düzenlemeyi. Sermaye şirketleri diyor, yani limited şirket, anonim şirket ve sermaye sahibi komandit şirketler diyor.
kurulduklarında diyor ya da daha sonraki aşamalarda diyor, sermaye artırımına gittikleri takdirde koydukları sermaye nakit olarak eğer varsa diyor, nakitten kastı da bunun bankaya yatırılması, nakit sermaye konulursa diyor, konulan nakit sermaye için hesaplanacak olan belli bir faiz oranı üzerine hesaplanacak olan tutar diyor, %50'si diyor, bu nakit sermaye işletme de durduğu sürece diyor, her yıl diyor hesaplanacak olan tutar diyor, beyanname üzerinde hesaplanan kazançtan, kurumlar eksisi matrahından, kurumlar eksisi hesaplanmadan önce indirim hakkına sahipsiniz diyor. Burada 2017 yılı için bu oran %17,6 olarak belirlendi. Bu oran nedir? Merkez Bankası ticari krediler faiz oranı. Nasıl hesaplıyoruz? Ne zaman nakit sermaye yatırdık? Atıyorum Ağustos'ta. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 5 ay. 5 ay çarpı faiz oranı çarpı konulan para ne kadarsa çarpıyoruz. Oranı tutarı buluyoruz. Bu tutarın da yarısını beyanname üzerinde indirim konusu yapıyoruz. 2018'e geldik, ne yapıyoruz? 2018'de ise bunu 12 ay için hesaplıyoruz. 2019'a geldik, 12 ay. 2020 12 ay. Nereye kadar böyle hep yapacağım, kullanacağım bunu ben? Sınırsız. Sınır ne peki? Ardındaki sermayeyi ne zaman sermaye azaltımına gidip geri çekersem o tarihte onu bırakacağım. Azaltmadığım sürece bunu uygulama hakkına sahibim. Peki burada sınır var mı? Biraz zaman sıkıntımız olduğu için bazı slaytları atlıyorum. Kusura bakmayın. Ama slaytları ben zaten buraya bırakacağım. Çok güzel gidiyorsunuz. O yüzden de ben araya girmek istemedim sunum. Şu anda 1 saat 5 dakika oldu. şu anda. Bitiriyorum. Son birkaç slaytım. Evet. Bitiriyorum. Teşekkür ederim. Yani kusura bakmayın. Yani benim önemli gördüğüm yerlerden biraz bahsetmek istedim. Hızlı da geçmek istemedim. Çok keyifli üstad. Yani bu kadar gibi kısaltabildim en fazla. Çünkü kurumlar vergisi beyannamesinde bunlara dikkat etmekte fayda var. Yapılacak bir hata daha sonra ceza olarak karşımıza çıkabilir. Burada nakdi sermaye artışında sınırlayıcı hükümler var. Ne diyor? Diyor ki nakit dışındaki varlık devirlerine kaynaklanan sermaye artışları bu kapsama girmez diyor. Birleşme devir bölümeden gelen işlemler bu kapsama girmez diyor. Öz sermaye kalemlerinin sermaye ilavesinden kaynaklanan işlemler bu kapsama girmez diyor. Ortakların borçlanma suretiyle yapmış oldukları işlemlerden kaynaklanan nakit sermaye artışları bu kapsama girmez diyor. Bakın burası çok önemli. Yani ortak diyor ki, ortak gitti bir yerden kredi kullandı, sermaye artırımı yaptı, hayır bunu kullanamazsın diyor. Ortak cebindeki parayı gelip koyacak. Nedir bu para? İki yolu vardır. Ya şirket kar payı dağıtmıştır, o kar payını koyacak. Ya da kayıt dışından geliri vardır, o parayı koyacak. Başka da koyacağı bir kalem yoktur. Onun haricinde gidip ortak kredi kullanırsa nakit sermaye artırımını kullanma hakkı vermiyor. Yine bilançocu kalemlerin oynatılmasından kaynaklanan işlemlere izin vermiyor. Nakdi sermaye dışında hissenedi tahvil bonoların konulması suretiyle yapılan işlemlere de yine izin vermiyor düzenleme. Burada düzenlemede eğer yatırım teşvik belgesi kapsamında bir mükellefseniz size %25'lik bir artış getiriyor. %50 yerine %75 hakkını veriyor. Onu kullanıyorsunuz. Bunda hak veriyor. Onun haricinde eğer gelirlerinizin %25 ve daha fazlası pasif tekli gelirlerden oluşuyorsa nakdi sermaye artırım oranı sıfır uygulayacaksınız diyor. Size bu hakkı vermiyor. Gayrimenkul alımı için, yani arsa alımı için kullandıysanız diyor, nakdi sermaye artırımını yine oranı sıfır olarak kullanacaksınız diyor. İştiraklere borç para verirseniz bunu diyor, oranı yine sıfır olarak kullanacaksınız diyor. Bunlara da sınırlamalar getiriyor. Her ne kadar kanun böyle çok geniş vermiş gibi görünse de tebliğle bunlara ilişkin, çünkü bunun düzenleme yetkisi Maliye Bakanlığı'nda, Maliye Bakanlığı'nda tebliğle sağ olsun bunu iyice kırptı. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Sadece kanun maddesini okuyarak bunu yapmayın. Eğer yapacaksanız bir sıralı kurumlar vergisi uygulama genel tebliğindeki ilgili yerini okuyarak buradaki sınırlamalara dikkat ederek bu işlemi yaparsanız fayda var. Son bir şey söylemek istiyorum. İndirimli kurumlar vergisine çok fazla girmek istemiyorum. İndirimli kurumlar vergisinde sadece bir iki konu var. Özellikle söylemek istiyorum. Çünkü 2017 ve 2018 için önemli yerler buralar. İndirimli kurumlar vergisi biliyorsunuz yatırım indirimi yerine gelen bir düzenleme. Önceden ne yapıyordunuz? Teşvik belgesi kapsamında yatırım yaptığınız zaman ya da teşvik belgesi yatırım yaptığınız zaman yaptığınız yatırım harcamasının tamamını kurumlar vergisi matrahınızdan düşüyordunuz. Düşemediğiniz zaman devrediyordunuz ve bitirinceye kadar devam ediyordunuz. Ne oldu? Bu kalktı. Bu sona erdirildi. Yerine 2009'da yeni bir müessese getirildi. İndirimli kurumlar vergisi müessesesi getirildi. Bu ne yaptı? Kurum kazancına düşme yerine kurumlar vergisi indirme şeklinde bir düzenleme getirdi. Ne dedi? Ben de Türkiye'de sektörler itibariyle de
bölgeleri ayırdım dedi. 6 bölge ayırdım dedi. Her bölge için dedi. Belli bir yatırıma katkı oranı belirledim dedi. Yatırıma katkı oranı demek ne demek? Benim diyor senin yapacağın yatırımın diyor belli bir kısmını diyor ben sana geri vereceğim diyor. Mesela 5. bölgede bir yatırım yapacaksanız yatırıma katkı oranı %40'mış. Yani ben 10 milyonluk bir yatırım yaparsam %40'ı 4 milyon lira devlet bana geri verecek. Peki bunu nasıl geri verecek? Sen diyor bu faaliyet kapsamında bir kazanç elde et diyor. Bunun üzerinden diyor kurumlar vergisini hesapla diyor. Kurumlar vergisini hesapladığın zaman diyor bunun belli bir kısmını ben senden geri almayacağım diyor. Bu 4 milyon doluncaya kadar diyor bu almamayı sürdüreceğim diyor. 4 milyon bitince de diyor artık senden normal kurumlar vergisi alacağım diyor. Bu çok uzun bir süreçti. Buna ilişkin düzenlemeler yapıldı. Revizyonlar yapıldı. Ne yapıldı? Devir halinde buna bir endeksleme getirildi. Enflasyon karşısında değeri kaybolmasın diye endeksleme getirildi. Sonra ne yapıldı? Sadece işletme döneminde yatırım faaliyeti geçince bunu kullanabiliyordunuz. Bunun yerine yatırım döneminde de bunu kullanmak getirdi. Yatırım döneminde ne yapıyordunuz? Diğer faaliyetlerinizden bir kazancınız varsa o kazancınızda %80 oranında uygulama hakkına sahiptiniz. Bunu biraz daha ileri götürdü. 7061 sayılı kanunla 2017 ve 18 yıllarında uygulanmak üzere kurumlar vergisi kanunu geçici bir 9. madde ekledi. Bu maddeyle oranlarda oynama yaptı. Dedi ki eğer yatırım teşvik vergisi kapsamında tabii ki buna sınır koydu. Kim bunlar? İmalat sanayi konusunda yatırım teşvik vergisi alınmış olan mükelleflere bu hakkı getirdi. İmalat sanayi konusunda teşvik vergisi alınmış olan mükelleflere dedi. Ben dedi bu oranları dedi yukarı çıkardım dedi. Hangi yıllar için bu? 2017 ve 18. Dolayısıyla 2017 yılında indirimli kurumlar vergisi düzenleme kullanma hakkı olan mükellefler bunlara dikkat edecekler. Nelerdir bunlar? Bina inşaat harcamalarında KDV istisnası iade imkanı getirdiler. 2017 ve 18 yıllarında bu teşvik vergileri kapsamında, imalat sanayi için teşvik vergisi kapsamında yapmış olduğunuz inşaat harcamaları kapsamında inşaatın KDV'sini indirim yoluyla gideremezseniz bunlara iade hakkı getirdi. Bir. İki, tüm sektörler için, tüm bölgeler için yatırıma katkı oranını 15 puan artırdı. Atıyorum %50 ise %65 olarak uygulayacaksınız. Teşvik belgenizde bu zaten yazıyor. Yatırıma katkı oranı %55 yazıyorsa 2017 ve 18 için %70 uygulayacaksınız. 3. Kurumlar vergisi ve gelir vergisinde indirim oranını tüm bölgelerde %100 olarak uygulayacak. Yani bu belgeye sahip olan bu işletmeler kurumlar vergisi ödemeyecekler. Sonuç çıkıyor. 2017 ve 18 için. Eğer tabii ki burada bir yatırımı varsa, buradan bir hak kazandığı yatırıma katkı tutarı varsa. Son bir durum ise yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinde uygulanmasında %100'ünü uygulama hakkı getirdi. Bu sınır %80'di, %100'e çıkarttılar. Hangi yıllar için geçerli bu? 2017 ve 2018 yılı için geçerli. Dediğim gibi indirimli kurumlar vergisinde yararlanamayan yatırıma katkı tutarları takip eden yıllarda yararlanabiliyorsunuz, devir edebiliyorsunuz, endeksleme hakkınız da var. Takip eden yıllarda o yılın yeniden değerleme oranında bunları endeksleyerek indirim hakkına sahipsiniz. Benim anlatacaklarım bunlardır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Selahattin Gökmen üstadımıza çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunum için. Şimdi sözü grup müdürümüz Rıza Bilgiç'e veriyorum. Buyurun üstadım. Rıza Bilgiç'i Selahattin üstadın sunumu boyunca zaman zaman izledim. Selahattin üstadın anlattığı hemen konuların tamamına olumlu anlamda başını salladı. Bu önemli bir şey. Bakalım şimdi kendisi farklı neler söyleyecek. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de sözlerime İstanbul Mali Müşavirler Odası'na bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tabii zamanı efektif kullanmak adına ben sunumumu iki bölümde tasarlamıştım. Birincisi yeni bir müessese olan %5 vergi indirimi ile alakalı önemli hususlara değinmek. İkincisi de Maliye Bakanlığı Gelir Dairesi Başkanlığı'nın özelgelerindeki özellikli hususlara değinmek. Şimdi %5'lik vergi indirimi yeni bir müessese olduğu için ona hızlıca değinmek istiyorum. Burada hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin %5'i oranında vergiye uyumlu mükelleflere bir vergi indirim müessesesi getirildi ve bunun şartları tebliğ de açıklandı. Kanunda yeterince uzun bir şekilde açıkladı zaten ama tebliğ de onun şartları açıklanmış oldu. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bunlar finans ve bankacılık sektörü bundan istisna tutulmuş.
bundan faydalanamayacak. Son 3 yıl, yani 2018 Nisan'da beyanname veriyorsak 2017, 2016, 2015. Yani şirketimiz bundan faydalanacaksa eğer en geç 2015 hesap dönemi içerisinde mükellefiyetine sahip olması lazım. Mükellefiyetini aştırmış olması lazım. Bu hususu gözden uzak tutmayalım. Önemli şartlardan bir husus. Beyannameler, Maliye Bakanlığı'na verilen beyannameler. Bunlarla ilgili dikkate alacağız. Birincisi, son 3 yıl içerisinde burada kanun süresi içerisinde verilen bir beyanname olması lazım. Ancak kanun süresinde verdiğimiz beyannameye daha sonra kendimiz bir hususu eklemeye ihtiyacı hissettik. Pişmanlıkla beyanname verdik. Bunu engellemez. Lakin süresinde bir gün dahi kaçırsak, beyannameyi geç versek bu uyumlu mükellef kapsamına girmiyoruz. Dolayısıyla bu %5'lik indirimden faydalanamıyoruz. İkinci şartımız, yine bu 3 yıllık süre zarfı içerisinde İkmenler Esen İdareci'ye bir tarihat bulunmaması gerekiyor. Veya bulunmuş ise bunun beyanname verme süresi içerisinde ya kesinleşmiş yargı kararıyla veya vergi usul kanunundaki uzlaşma veya düzeltme müessesesini istinaden kesinleşmiş olması lazım. Yargı kararı deyince yeni resmi gazetede karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz 2010 Anayasa Değişikliği çerçevesinde bireysel başvuru hakkı getirildi Anayasa Mahkemesi'ne ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı sonucunda bazı kararları da görüyoruz ki bizim normal olan kanun yollarına göre kesinleşmiş olan, yani idari yargılama usul kanununa göre kesinleşmiş olan yargı kararları, ihtilaflar Anayasa Mahkemesi'ne taşındığı zaman Anayasa Mahkemesi yargılamanın yenilemesine karar verebiliyor. Bazı konularda tazminata hükmedebiliyor. Bu yeni bir müessese ama bu kapsamda bizim dikkate almamız gereken olağan kanun yolları, İYUK'a göre kesinleşmeyi arayacağız. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı vesaire, o durumda yeni bir durum ortaya çıkar. O bizi bağlamıyor bu müessese kapsamında en azından. Bir de 3000 liralık üçüncü madde, 1000 lira geçmemiş vergi ve ceza borcu olmaması gerekiyor. Burada da son 3 yıl için süresinde ödeme şartı var. O zaman bu bir 1000 TL'lik usulsüzlük cezası, vergi ziyağı veya vergi borcu nereye tahakkuk edecek? Son 5 yıl içerisinde, yani 3 yıldan önceki 2 yıla ilişkin 1000 liraya aşan bir borcumuz olmayacak. Ayrıca Maliye Bakanlığı'na verilen beyannameler haricinde bir borcumuz varsa, diyelim ki motor taşıtlar vergisi kanuna göre tahakkuk ettirildiği için, beyanname verilmediği için 5000 liralık MTV borcumuz olması bu indirimden faydalanmaya engel değil. Ecrimisil borcumuz olması 1000 liranın üzerinde veya üst kurul katkı payı, maden hakkı borcumuzun olması buna engel olmayacak. Bir de son 4 yıl içerisinde, beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki 4 yıl içerisinde 359. madde kapsamında kaçakçılık suç ve cezalarının işlenmemesi gerekir. Bu da ancak vergi incelemesiyle tespit edilen bir suç olacağı için, bir tespit olacağı için bu konuda bir vergi inceleme elemanının düzenleyeceği raporla böyle bir tespitin olup olmadığını arıyoruz. Peki bu şartları taşımadığı sonradan tespit edilirse ne olur? Çünkü şu anki haliyle siz beyannameyi internet vergi dairesinden ekrandan vermeye başladığınız anda %5'lik vergi indirimi gireceğiniz zaman bir uyarı veriyor. Diyor ki siz bu şartlara sahip misiniz? Bunu tetik edin. Ondan sonra eğer siz kaniyseniz bunlara sahip olduğunuzda devam edebilirsiniz. Ancak sistem otomatik olarak bir kontrol şu an için yapmıyor. Yani bu kanunda tebliğde düzenlenen uyumlu mükellef misiniz, değil misiniz? Otomatik olarak bir kontrol yapıp size kabul veya ret gibi bir seçenek sunmuyor. Size bırakmış ama önce uyarıyor. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Daha sonradan uymadığımız ortaya çıkarsa, ki bu beyannameler kabul edilecek, daha sonra peyderpey aynı yapılandırma kanunundaki bazı özel durumların tetkiki müesseselerinde olduğu gibi tetkik edilecek ve siz buna uymadığınız halde bu indirimden faydalanmış iseniz vergi ziyağı cezası uygulanmaksızın
Fakat gecikme faizi aranılarak bu vergiler bizden tahrih edilecek. Sınır 1 milyon lirayı aşmaması gerekiyor. Bunu diyelim ki beyannamemiz müsait değil. Bu hakkımız bitiyor mu? Hayır. Kanun bir yıllık, tabir caizse hukukta hak düşücü süre gibi bir yıllık süre öngörmüş. Diyor ki bu bir yıllık süre içerisinde Maliye Bakanlığı vergi dairelerine vereceğiniz beyannamelerde de bu %5'lik indirimi kullanabilirsiniz. Böyle de bir yıllık sürede de takip imkanı var. Dolayısıyla buna da dikkat etmek iyi olur diye düşünüyorum. Özergelerde bazı özellikli durumlar var. Bunlar Selahattin Üstad genel itibariyle müesseseleri indirimi anlattı. Biz de tabiri caizse noktasal anlamda hızlı hızlı dokunup geçeceğiz. Yurt dışında yapılan otel inşaatına taşeron olarak mermer montaj işi yapılması halinde bu işten elde edilen kazanç kurumlar vergisinden istisna mıdır? Tabii bizde nedir? 5.1H yurt dışı montaj, inşaat ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançta kurumlar vergisi istisnası uygulaması var. Tabii burada anahtar cümle, anahtar ibare nedir? Yurt dışında iş yeri veya dami temsilci olması. Eğer biz bu mermer montaj işini yaptığımızda yurt dışında bir iş yerimiz veya dami temsilcimiz yok iken bunu Türkiye'den bunları göndermek sureti yapıyorsak bu kapsamda bundan faydalanmamız mümkün değil. Çünkü bunun getirilme gayesi şu: yurt dışında vergi ödeniyor, mükerrer vergi ödenmesi söz konusu olabilir. Her ülkeyle bizim vergi anlaşmamız olmayabilir. Artı hukuk sistemi vesaire, bunun alınması, iadesi veya beyannamede indirimi, bununla gibi bürokratik işlemlerle uğraşılmaması sebebiyle bu getirilmiş durumda. Bundan dolayı iş yeri veya daimi temsilci yokken yurt dışında bu kapsamda istisnadan faydalanmamız söz konusu değil. Tabii yine nakit sermaye artırımı, faiz indirimi, bu Selahattin Üstad yine bahsetti. Burada da şöyle bir soru gelmiş. Şirket bir inşaat projesi için kredi kullanıyor ve arsa alıyor. Daha sonra da nakit sermaye artırımı da bulunuyor. Bu kapsamda bu şirketin nakit sermaye faiz indirimi hakkını engeller mi? Nasıl davranması gerekir diye baktığımızda gelir dairesi özelgesinde demiş ki, sen eğer nakden artırılan sermayenin bu kredinin kullanılmasında, kapatılmasında kullanılma bir tutar varsa onunla ilgili olarak sen %0 oranında, yani bundan faydalanamazsın diyor. Dolayısıyla bu tip özellikli durumlarda her zaman için irdelenmesi, dikkat edilmesi gerekiyor. Yine 5.1H yurt dışında yapılan inşaat işleriyle alakalı, burada da şirketimiz, mükellefimiz yurt dışında bir dar mükellef kurum demiş ki bana işçi gönder, kalifiye işçim yok, orada inşaat işinde kullanacağım. Bu kapsamda firma soruyor, diyor ki ben bunu 5.1E kapsamında yurt dışı inşaat istisnasından faydalanabilir miyim? Burada da olay özeline baktığımızda bunun yurt dışında bir iş yeri, daimi temsilci olmaksızın yapılması sebebiyle 5.1H'deki istisnadan faydalanılması mümkün bulunmamakta. Burada binde beşlik götürü gider hakkından da faydalanması mümkün değil diyor bu kapsamdaki bir mükellefin. Yine zaman zaman şirket ortaklarının eşi, çocuğu, işte çalışanların eş ve çocuklarına sağlık sigorta poliçe ödemeleri yapıldığı gözlemlenebiliyor zaman zaman. Firmalar bunu çalışanlarının moral motivasyonunu teşvik etmek için de yapabiliyorlar. Jest olsun veya farklı şekillerde ödeme gayesiyle de yapabiliyorlar. Bunları nasıl kayda almamız gerekir? Öncelikle çalışanlar açısından baktığımızda bu ücretin bir unsuru olduğundan dolayı bunu ücret matrağına dahil etmemiz lazım. O şekilde üzerinden stopaj yapmamız lazım. Ama 41'e göre biz bunu gider olarak kayıtlarımızı alabiliriz. Yani genel gider olarak kurum kazancının tespitinde indirim olarak dikkate alabiliyoruz. Ancak şirket ortaklarının, eş ve çocuklarının sağlık sigorta poliçeleri bizim 8. madde kurumlar vergisi ve gelir vergisi kanunun gider indirimine izin veren maddelerine girmediği için bunların hiçbir şekilde kurum matrağının tespitinde indirim olarak dikkate alınması mümkün değil. Bu bir kar dağıtımı olarak sayılması gerekir ve o çerçevede dikkate alınması gerekir.
Bizim kurumlar vergisi kanununda ve mükerrer 81. madde geri vergisi kanununda ferdi işletme bilançosu esasına göre defter tutan bir işletmenin kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketlerine dönüşmesinde bir biliyorsunuz vergi ertelemesi var. Orada çıkan vergi vergilendirilmiyor. 19 ve 20. maddeleri kurumlar vergisinin. Burada da tersinden bir soru sorulmuş. Sermaye şirketi burada ferdi bir işletmeye dönüşüyor. Şimdi olayı baktığımızda ticaret kanunu buna cevaz veriyor. Ancak vergileme, vergi kanunları çerçevesinde olduğu için burada tersine bir uygulamaya cevaz vermiyor. Dolayısıyla şirketin müfessi hale gelmesi lazım. Daha sonra bütün vergisel yükümlülüklerini ödemesi lazım. Kar çıkıyorsa beyan edip ödemesi lazım. Ve ferdi işletmenin de daha sonra tekrar mükellefiyet açarak işe başlaması gerekiyor. Yine tabii sanal aleme ticaret büyük oranda taşındı. Burada internet siteleri çeşitli müşteri sadakat sağlamak için alışveriş yapanlara belli para puanlar, belli grup paralar tanımlıyorlar. Bunlar sanal paralar. Aynı bankaların kredi kartlarına tanındıkları gibi. Bu çerçevede hem o sitenin popülaritesinin artması, iş hacminin artması için bir nevi müşterileri oraya bağlamak adına kullanılan, burada yine bu kapsamda site işleten bir mükellef sormuş. Bunları ben ne zaman gider olarak dikkate alacağım? Yine ticari kazancın en önemli ilkesi tahakkuk ve dönemsellik. Tahakkuk kısaca miktar ve mahiyeti itibariyle kesinleştiği dönem, kazanç olsun, gider olsun. Diğeri de ilgili dönem, hangi dönem aitse o dönemde kazanç veya gider olarak dikkate alınması gerekiyor. Burada da işin mahiyetine baktığımızda para puanı kullandığı döneme isabet ediyor. Dolayısıyla eğer site üyelerine bu tanımlanan para puanlar üyeler tarafından ne zaman alışverişte kullanılmak suretiyle bir gider doğuyorsa şirkette, o dönemde gider olarak kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekiyor. Yine nakit sermaye artırımı ile alakalı başka bir pencereden konunun değerlendirilmesi. Burada da yatırım teşvik belgesi kapsamında bir yatırıma girmiş mükellef ve bakmışlar ki ortaklar, biraz biz ortaklar cariye para koyalım. Ondan sonra da bakmışlar ki nakit sermaye artışı faiz indirimi müessesesi var. Bari bundan yararlanalım demişler. Ama burada bilanço kalemleri arasında mahsup bu kapsamda değerlendirilmediği için bundan faydalanması mümkün değil. Ne yapması gerekiyordu? Öncelikle bunu ortaklar cariye değil de direkt faiz sermaye hesabına eklemesi gerekiyordu ve ilgili prosedürleri gerçekleştirmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bilanço içi kalemlerindeki mahsup bu kapsamda değerlendirilmiyor. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Yine ticari hayatın akışı içerisinde firmalar, büyük firmalar bayilerine bedelsiz ciro hedeflerine göre işte cep telefonu, araç vesaire, tatil, aklınıza ne gelirse bunları verebiliyorlar. Bununla ilgili olarak yine az önceki özelgede olduğu gibi hangi dönemde bu kurum kazancından indirilecek diye baktığımızda bunun da yine ciro taahhütü ne zaman yerine getirilmişse bayi, diyelim ana firmanın belirlemiş olduğu ciroyu ne zaman tutturmuşsa o dönemde bu ikisi örtüşmüştür. O dönemdeki kurum kazancında gider olarak dikkate alınması gerekir diyoruz. Yurt dışındaki şubenin iflası nedeniyle tahsil edilemeyen alacak gider olarak kurum kazancının tespitine dikkate alınabilir mi? Tabii hepimiz biliyoruz, kurum kazancı tespitinde vergi usulde müessese şüpheli alacak, değersiz alacak, bunlarla ilgili şartlar belirtilmiş. Ayrıca yurt dışından şüpheli alacak olduğu takdirde bunun da yine uluslararası sözleşmeler kapsamında belli prosedürleri var. Ancak burada atlanmamamız gereken önemli nokta, bu kurumun kendi şubesi olduğu için bunların arasındaki alacak ve borç gerçek anlamda değil, yani aynı kişinin sağ ve sol cebi. Dolayısıyla bu kapsamda değersiz alacak veya şüpheli alacak karşılığı ayırıp biz bunu kurum kazancından indirmemiz mümkün değil. Yine iştirak hisseleri var. Vadeli sattık ve zarar oldu. 2 yıllık süreyi de geçirdik. Maliye Bakanlığı şöyle bakıyor: sen her ne kadar bu Selahattin Üstad'ın bahsettiği gibi bu istiradan faydalanmak ihtiyari olsa da
Eğer 2 yılı geçirdikten sonra sen bunu satıyorsan ve zarar doğuyorsa nasıl bundan kar çıktığı zaman %75'inden kazancın ben vergi almıyor isem sen yine zarar ettiğin takdirde istediği kadar sen ben kar çıksa da faydalanmayacaktım defini öne sürsen de bundan zarar çıkması durumunda yine zararın da %75'i KKK olarak kurum hatırına eklenmesi gerekiyor. %25'i ancak gider olarak dikkate alınabilir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yine indirimli kurumlar vergisi uygulaması ile alakalı biliyorsunuz teşvik belgeleri Ekonomi Bakanlığı tarafından veriliyor. O kapsamda Ekonomi Bakanlığı'ndan bir öğrenci yurdu yatırımı kapsamında bir teşvik belgesi alınmış ve bu kapsamda bu bitirilmiş ve kiraya verilmiş. Bundan elde edilen gelir indirimli kurumlar vergisinden faydalanabilir mi diye sorulmuş. Burada da bunun kira verilmesi bunu engellemez. Bunun kazancından da 32A'daki indirimli kurumlar vergisinden faydalanabilir denmiş. Yine 10. maddenin 1. yumuşak G hükmünde yurt dışında mukim olan mükelleflere, iş yeri, kanun merkezi yurt dışında olanlara verilen işte muhasebe, ürün testi, sertifikasyon sayılmış. Bunlarla ilgili olarak nasıl bir yol izleyebiliriz veya dikkat etmemiz gereken neler var diye sormuş firma. Burada kanundaki şartların sağlanması kaydıyla %50'si bundan indirim olarak dikkate alınabilir. Ancak Türkiye'den ihraç edilecek ürünlere ilişkin olarak yurt dışındaki müşterilere veya Türkiye'ye ithal edilecek ürünlere ilişkin olarak yurt dışındaki satıcılara verilecek ürün testi ve sertifikasyon hizmetlerinde bu yurt dışında faydalanma şartı gerçekleşmediğinden dolayı bu maddedeki %50'lik indirimden faydalanması mümkün değildir diye Maliye Bakanlığı görüş vermiş. Yine gayrimenkullerle ilgili 2 yıllık sürenin iştirak ve gayrimenkul satış kazancı istisnasında önemi var. Burada tabi tapuya tescille aslında gayrimenkullerin üzerinde biz tasarruf etme hakkına sahip oluyoruz. Ama uygulamada bu zaman zaman sarkabiliyor. Zaman zaman sarktığı için tapuya tescilli geç bir tarihte olabiliyor. Burada 2 yıllık süre uygulaması hem KDV açısından önemli hem de kurumlar vergisi açısından önemli. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Diyelim fatura düzenlendi 2010 yılında. Daha önce sözleşme imzalandı. Ve 2011'den itibaren biz bunu aldık. İş yeri olarak kullanmaya başladık. Ta 2015 yılında tapuda tescil edildi. Burada iki tam yıl sürenin hesabına neye dikkat edeceğiz? Burada Maliye Bakanlığı biraz geniş yorumlamış. Her ne kadar tapuya tescille kazanılmış olsa da bunun mülkiyeti daha önce sen bunu elektrik, su vesaire sözleşmeler, vergi dairesinin yoklaması vesaireyle sen bunda tasarrufta bulunduğunu belli bir tarih itibariyle ispatlayabiliyorsan o tarihten ben başlatırım 2 yıllık süreyi diyor ve sattığın zaman kazanç meydana gelirse de 5-12-2017 tarihten itibaren de %50'ye düşürülmüş durumda. O şekilde iştirak kazançları, gayrimenkul satış istisnası dan faydalanabilirsin diyor. Dolayısıyla burada da bunu ifade ediyor. Yine İstanbul Kart biliyorsunuz elektronik para uygulamaları kapsamında kanun çıktı. O çerçevede belli kuruluşlar BDDK tarafından yetkilendirildi. Büyükşehir Belediyesi de ulaşım altyapısı farklı şirketlerden oluştuğu için bir tane Belbi Maşey diye bir şirket kurdu. Bütün metro, metrobüs, tramvay, otobüs bunların hepsine ilişkin merkezden yönetiyor. Akbil yüklüyorsunuz size bir belge veriyor. Diyor ki bu belge mali değeri yoktur. Ama siz orada bir taşıma hizmeti aldınız. Mali müşavir olarak bir ulaşım hizmetinden faydalandınız. Bununla ilgili olarak zaman zaman sorular geliyor. Mali değeri yoktur. Acaba biz bunu KDV'sini indirebilecek miyiz? Veya kurum kazancı açısından nasıl olacak? Burada çalışanlar için bu kullanıldığı zaman bir ücretin unsuru olarak değerlendirilip üzerinden stopaj yapılmalı. Ancak meslek mensubu kendisi kullandıysa bu bir mesleki gider olarak faydalanabilir. Dolayısıyla KDV'si de iç yüzde yoluyla bunun indirilebilir şeklinde görüş vermiş. Yine Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kayıtlı gemilerle alakalı
Bunların biliyorsunuz 4490 sayılı kanun çerçevesinde bunların kiralanması, işletilmesi, elde edilen kazançlar kurumlar vergisi istisnası söz konusu. Ancak kiralama konusunda Maliye Bakanlığı özelgelerinde iki tane önemli ayrım ortaya çıkıyor. Birisi gemi kira sözleşmesi ki Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilmiş. İkisi de navlun sözleşmesi. Time charter veya bareboat dedikleri sözleşme. Bir ile ikinin farkı ne? Birincisinde bir gemi kiralama, bir taşıma vesaire yapıyorsunuz. Diğerinde ise bir hizmet, taşıma taahhütü şeklinde bir hizmet sunuyorsunuz. İkinci tip kiralamalarda ki o da sözleşmenin ayrıntılı irdelenmesini gerektiriyor. Bu kapsamda bir 4490 sayılı kanun kapsamında geminin kiralanması, işletilmesi kapsamında olmadığından bundan elde edeceğiniz kazancın kurumlar vergisinden indirilmesi, istisna kılınmasına imkan bulunmadığını ifade ediyor. Yine taksitli veya peşin olarak devre mülk satışlarında da yine az önce belirtmiş olduğumuz daha önceden belli bir para alındığında bu avans olarak dikkate alınmalı. Çünkü tahakkuk ilkesi gereği miktar ve mahiyet itibariyle ne zaman kesinleşirse o dönem bunların kazanç olarak dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla bunların kişilere tesliminden önce fiilen vergi doğuran olay olmadan önce alınan tutarlar varsa bunların kurum kazancıyla ilişkilendirilmemesi, avans olarak kayıtlarda izlenmesi gerekiyor. Yine taşınmazın şuyulandırması müessesesi var biliyorsunuz. İmar Kanunu 18. maddesi kapsamında. Burada da işte yol geçiyor, arsa fazlalıkları oluyor. Sizin bir kısım arsanız veya tarla alınıyor. Onun yerine başka metrekareler size veriliyor. Burada da kayıtlı değerle emsal bedel arasında bir kazanç ortaya çıkıyor. Akla şu soru geliyor. Biz gayrimenkul satış kazancısından faydalanabilir miyiz? Bu istisnanın gelmesinin amacı neydi? Firmaların finansal yapılarının güçlendirilmesi. Burada bir takas söz konusu olduğundan dolayı bu kapsamda her ne kadar mükellefin dahli olmaksızın bir uygulama sonucu bu gerçekleşiyor olsa da buradan faydalanması mümkün değil. Yine bir belediyenin arsası var diyelim veya bir kamu kurumunun arsası var. Üzerine okul yapıyoruz, okul inşa ediyoruz. Bu inşaat harcamalarını kurumlar vergisinden indirim konusu yapabilir miyiz veya nasıl yapabiliriz? Bu çerçevede bir protokol imzalanması gerekiyor ve o protokol çerçevesinde yapılan harcamalar ilgili yıl kazanç olması şartıyla ancak kurumlar vergisinden indirilebiliyor. Bu harcamalar kurumlar vergisinde kazanç yoksa diğer yıllara da devretmiyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yine serbest bölgede üretim faaliyeti yapılıyor. Tabii Avrupa Birliği'ne üyelik yılının gerçekleştiği hesap dönemi sonuna kadar bu 3218 sayılı kanunda belirlenmiş. Bunlardan yapılan, bu bölgelerde yapılan üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar istisna. Ancak burada ayrıksız olan durum şu, diyelim ki bir araç üretimi yapıyor serbest bölgede firma. Bu bazı parçalar montaj sırasında fire, döküntü kapsamında sayılıyor ve bunlar satılıyor. Burada da yine verilen görüşte bunların üretim faaliyeti sonucu olmadığından dolayı kurumlar vergisi istisnasından faydalanamayacağı belirtilmiş. O yönde bir özelge verilmiş. Son özelge teknoloji geliştirme bölgeleri, yine teknoparklar dediğimiz buralardaki Ar-Ge ve yazılım faaliyetleri istisna, bunların teşviki amaçlanıyor. Bu çerçevede bir firma diyelim yazılım yaptı bir müşterisine ve ancak çeşitli sebeplerle teknoparktan mükellefiyetini aldı, başka yere taşındı. Bu yazılımdan elde ettiği kazanç peyderpey diyelim müşterisi ona fatura kesiyor. Faydalanma devam edebilir mi edemez mi diye bir soru gelmiş. Burada kritik nokta teknoparkta kalması gerekiyor. Teknoparktan ayrıldığı anda velev ki o yazılım Ar-Ge faaliyet sonucu üretilen ürün teknoparkta üretilmiş olsa dahi bu bölgeden ayrılması durumunda bu istisnadan faydalanması söz konusu değil. Beni dinlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz üstadımıza sunumlar için. Şimdi sözü sevgili hocamıza veriyorum. Buyurun hocam.
Evet efendim, herkese merhabalar diyeyim. Saygılar sunarak konuşmama başlamak istiyorum. Aslında 90 tane kadar slaytım vardı. Dün gece oturdum. Gece 3'e kadar onları 44 taneye indirdim. Ama sağ olsun konuşmacılar hepsini anlattıkları için bir şey kalmadı geriye. Ben onun için hani bir yandan da düşünüyorum. Yani ne söyleyeceğim, neye değineceksem hepsi anlatıldı. Siz her zaman önemli şeyler bulursunuz. Yani zaten, anlatacak bir şey de kalmadı. Ne yapayım, ne yapayım diye düşünüyordum bir yandan orada. Dedim hepsinin aksini anlatayım. Yani onların dediklerinin aksini anlatayım ben de. Çünkü neden? Öyle güzel bir vergi sistemimiz var ki idarenin ak dediğine ben pekala kara diyebiliyorum. Ama bir inceleme elemanı geliyor. Ya diyor, olur mu, saçmalamayın, ne ak ne kara, bu yeşildir diyor. Yargıya gidiyoruz. Yargı diyor ki ya beyler diyor, olur mu, bal basbaya kıpkırmızı bir şeydir bu diyor. Buna ak kara yeşil ne tartışıyorsunuz diyor. Böyle bir vergi sistemimiz olunca konuşacak çok şey var. Onun için ben de slaytlarımdan vazgeçtim. Aldığım notlara göre konuşmak istiyorum izin verirseniz. Birincisi daha önceki konuşmacılardan da aldığım bir takım notlara değineceğim. Dediler ki kusurdan doğan tazminatlar gider olarak yazılamaz. Yok, yazılabilir. Çünkü kanun suçtan doğan tazminat gider yazılamaz diyor. Kusur lafı gerekçede açılan davalarda Danıştay da diyor ki kanunun lafzının açık olduğu yerde gerekçeye bakamazsınız diyor. Çünkü suç başka şey, sözlük anlamı başka şey, kusur sözlük anlamı başka şey. Biri ceza kanunun konusu, biri borçlar kanunun konusu. Yargı diyor ki, eğer diyor savcılık takipsizlik kararı verdiyse veya kovuşturmaya gerek görmediyse veyahut da ceza mahkemesi beraat kararı verdiyse o tazminatı bal gibi gider yazarsınız. Ha ne yapmak lazım? Ya inceleme elemanı eleştirirse, elimde emsal kararlar var, davayı açar kazanırım diyeceksiniz. Veya daha garantili ihtirazi kayıtla beyanda bulunup dava açma yoluna gidebilirsiniz. Ha daha enteresan bir konu var. İhracatta götürü giderde Maliye Bakanlığı harcama yapılmamış ise götürü gider indirimini kabul etmiyor denildi. Bu enteresan bir konu. Bu tarafta kabul edilmiyor doğru Avrupa yakasında ama Anadolu yakasında kabul ediliyor. Yani en kötü ihtimalde atlayın kayağa, geçin karşıya, orada gider yazın götürü gider beyannameyi orada veya şirketi oraya taşıyın. Geçen gün Büyük Mükellefler Vergi Dersi Başkanı ile telefonla konuşuyoruz. Ondan sonra tabii bana sataşma yapacak. Ya hocam dedi, haberiniz var mı, biz taşınıyoruz dedi. Karşı tarafa taşınıyorlarmış. Niye, hayırdır dedim. Tabii gerekçesi İstanbul Finans Merkezi'nin orada oluşacak olması falan filan ama hiç öyle demedi bana. Ya dedi, siz demiyor musunuz kararlara bakın, ona göre yerleşin diye. Biz de karşı tarafın kararlarını beğendik dedi. Şimdi Danıştay 3. Dairesi'nin görüşüne göre, ki bence doğru olan da odur. Bu adı üstünde götürü giderdir. Ha götürü gider olduğuna göre bu harcamayı yaptınız mı yapmadınız mı, belgesi var mıydı yok muydu hiç önem taşımaksızın götürü giderin ayrılabilmesi gerekir. Ama bu taraftaki davalara bakan Danıştay 4. Dairesi bu görüşte değil. Ama neticede bu görüşler bir yerde birleşecektir. Bu nedenle bu konuda pekala ihtirazi kayıt konusu yapılarak yargıya taşınabilir. Tazminat kesinleştiğinde gider olarak yazılabilir denildi ama özel hukuk böyle demiyor. Eğer istinaftan veyahut da temyiz merci olan Yargıtay'dan bir yürütmeyi durdurma, eski deyişle tehir icra kararı alınmadığı takdirde ilk derece mahkemesinin kararı üzerine tazminat ödenmek durumundadır. O zaman belki bir geçici hesapta bu izlenebilir ama bence ödendiği tarihte de gider yazılabilir diye düşünüyorum. Bu da ihtirazi kayıt konusu yapılabilir. Ha benim söylemek istediğim şey, yargıya gitmekten çekinmemek lazım. Şimdi meslek mensuplarında, özellikle yeminli mali müşavirlerde benim gördüğüm şey şu. Tabii onlar da başka açılardan düşünüyorlar. Hani mührü kaybederiz falan filan, davalı davacı olmayalım diye. Ama yargıya gitmek lazım. Çünkü ne yapılıyor? Biz yapalım beyannameyi, böyle verelim, vergiyi ödeyelim, sonra düzeltme dilekçesi verip geri isteriz.
iyi güzel ama her konu vergi usul kanunu hata ve düzeltme hükümlerinin kapsamına girmiyor. Hata ve düzeltme hükümleri hani bizim sınav kağıtlarını okurken maddi hata dediğimiz nitelikte. Hani bakarız ya notlar doğru toplanmış mı diye. Odur maddi hata. Dolayısıyla çünkü vergi usul kanunumuz Alman mehaz kanununda olduğu gibi idareye çok fazla takdir hakkı tanıyan bir kanun değildir. Olmaması da doğaldır. İdareye verilen hep bağlı yetkidir. Dolayısıyla yani diyor ki hatadan söz ediyorsan bak ya yanlış mükellef olacak ya yanlış dönemi oraya yazmış olacaksın. Yani tartışılmayacak, yoruma mütehammil bir konu olmayacak, açık ve net olacak ki hata kapsamında göreyim. Şimdi tabii uygulamada pek çok konuyu mükellef veya meslek mensubu bu hatadır deyip dilekçeyle başvurup reddedildiği, doğal olarak reddedildiği zaman da şikayet yoluna Maliye Bakanlığı'na gittiğinde Maliye Bakanlığı ne diyor? Bu hataya girmez ki diyor. Bunu dediği anda da siz davayı açtığınızda bu takdirde yargı da diyor ki bu hataya girmiyorsa o zaman sizin şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı'na gitmeniz dava açma sürenizi durdurmaz. Bu nedenle dava süreden reddediliyor. Bu nedenle şikayet ve yolunu olabildiğince az kullanıp bütün meseleleri yargıya taşımak lazım. Hele itirazlı kayıtla verildiği zaman zaten hiçbir riskiniz de yok. Zaten vergi ödenmiş olacağı için davayı kaybetseniz bile bir önem taşımayacak ama oradan alınabilecek bir emsal karar pekala pek çok konuda size yardımcı olabilecektir. Şimdi benim uygulamada sorunlu gördüğüm veya belki yargıya taşınabileceğine inandığım birkaç konuya değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi düzeltme ile ilgili. Örtülü sermaye faizinde ben grup şirketinden ilişkili kişiden borç para aldım. Faiz ödüyorum. Bu bende de hakikaten 3 katını geçiyor. Örtülü sermaye niteliğini taşıyor. Ben de faizi ödüyorum karşı tarafa. Acaba KDV hesaplayacak mıyım burada? Burada evet, Anadolu yakasında hayır. Çünkü Danıştay'ın daireler arasında bir görüş ayrılığı var. Bu nedenle burada da görüş o yönde veya bu yönde birleşeceğine göre yine konuyu itirazlı kayıtla yargıya taşımak gerekir. Çünkü bunlar önümüzdeki günlerde mutlaka İçtihatları Birleştirme Kurulu'na taşınabilecek konular. Tabii burada şeye de bakıyorsunuz 9. dairenin kararları, 3. daire, 4. daire. Hangi daire genel kurula çoğunlukta içtihatların ne yönde birleşeceğini de oradan kestirmeniz mümkün. Bu nedenle bu konuları yargıya taşımanızda fayda var diye düşünüyorum. Örtülü sermaye faizi ödedim. KDV hesapladım veya hesaplamadım. KDV değil konumuz şu anda. Peki alan kurum bunu iştirak kazançları istisnasından yararlandırabilir mi? Birinci sorun şu, Maliye Bakanlığı diyor ki katılmıyorum o görüşe. Maliye Bakanlığı diyor ki eğer diyor size faizi ödeyen kurum mali zarardaysa vergi ödemediğine göre siz de burada iştirak kazançları istisnasından yararlandıramazsınız diyor. Tartışılabilir. Ama peki o bana faizi ödeyen kurum 3 sene 5 sene sonra bu zararlarına düşüp kâra geçtiğinde ne olacak? Vergi ödemeye başlıyor. Peki ne yapacağım? O zaman benim düzeltme vermem gerekecek. Halbuki o andaki eşitliği bu anda da biz sağlayabiliriz. Bu nedenle iştirak kazançları istisnasından yararlanma açısından kesinlikle ki bunda çok yazdım gazetede bir kurumun zararlı olup olmadığına bakmamak gerekir diye düşünüyorum. Ve benim kanaatimce bir kurumun vergi ödemiş olması, diğer kuruma iade yapılması açısından sadece ikmalen ve resen yapılacak tarhiyatlarla ilgili olarak kanunda yer almıştır. Onun dışında bence kapsam genişletici yoruma tabi tutulamaz. Peki ben iştirak kazançları istisnasından yararlandırıyorum diyelim. Öbür kurumda hakikaten karlı. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama ben borç parayı alan şirketin ortağı değilim. Ortağının ortağıyım. Bu sefer de iştirak kazançları istisnasından yararlandırırsanız inceleme elemanı geliyor diyor ki raporlar yazıldı bu konuda.
Efendim olur mu öyle şey diyor. İştirak kazançları istisnasını okuyun bakalım. Ne diyor? Bir kurumun sermayesine iştirak etmiş olmak dolayısıyla elde edilen kar payı diyor. Siz oraya iştirakınız var mı? Ortaklığınız var mı? Yoo. O zaman diyor nasıl iştirak kazançları istisnasını alırsın? Alamazsınız. Dolayısıyla burası da kanunun bu yönü de sıkıntılıdır. Çözülmesi gereken noktalardan bir tanesidir. Tabii aynı sorunlar transfer fiyatlandırmasında da var. Transfer fiyatlandırması açısından baktığımızda özellikle bizim belge düzenine ve raporlamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buna değinilmedi zannedersem. Biliyorsunuz büyük mükellefler vergi dairesine bağlı olan kurumların hem ilişkili kişilere hem yurt içi hem de yurt dışı yapmış oldukları teslim ve hizmetlerle ilgili olarak rapor hazırlamaları gerekiyor. Diğer vergi dairesine bağlı olan mükelleflerin ise sadece yurt dışı satışlarıyla ilgili olarak transfer fiyatlandırması raporu hazırlamaları gerekiyor. Serbest bölgedekiler ise sadece yurt içine, Türkiye'ye yapmış oldukları, ilişkili kişilere yapmış oldukları teslim ve hizmetler için, satışlar için rapor hazırlamaları gerekiyor. Ha bu raporu bir yere vermeniz, sunmanız gerekmiyor ama bir inceleme veya vergi dairesinin herhangi bir sebeple gerek duyması halinde talep edildiğinde 15 gün içerisinde ibraz etmeniz zorunlu. Tabii bu raporların 15 gün içinde hazırlanması mümkün değil, son derece kapsamlı. Onun için zamanında başlamak veya hazırlamak gerekiyor. Tabii bu raporları hazırlamak niçin de gerekiyor? Yarın öbür gün bana bir transfer fiyatlandırmasından eleştiri gelirse kesilecek ceza benim bu rapor ve belgelememi tam olarak yapmış olmam halinde %50 indirimli olarak kesilecektir. Peki rapor hazırlama mecburiyetinde olmayan bir şirkete ne olacaktır? Ona ceza tam kesilecektir. Burada bir eşitsizlik söz konusu. İdare tarafından rapor hazırla hazırlama ayrımı yapılırken doğan bir eşitsizlik de söz konusu. Peki burada bir başka sorun daha yaşamaya başladık. Örtülü sermayeden madem ki bahsettik, grup şirketler arası kredi veya borç pas etmelere, yansıtmalara da bir değinelim. Bu da yeni bir konu olarak karşımıza çıktı. Bir şirket bankadan borç alıyor. Örneğin holding kredibilitesi yüksek olduğu için o borcu alıyor. Ama aynen o borcu diğer kardeş şirkete veya grup şirkete pas ediyor. Kullandırıyor. Ha ne yapıyor? Bir sıkıntıda çıkmaması için bütün giderlerini de aynen öbür şirkete yansıtıyor. Peki bu yansıttığı tutar üzerinden KDV var mı? Üçtür, vergi dava daireleri kurulundan karar çıkıyor, evet KDV vardır diye. Halbuki Maliye Bakanlığı'nın görüşü burada, hayır KDV yoktur biçiminde. Şimdi bakıyorsunuz dairelerin kararlarına, dairelerde KDV yoktur diyor. Danıştay 4. dairesi hayır KDV yoktur diyor. 9. daire hayır KDV yoktur diyor. Ama ilk derece mahkemesi hakimi diyor ki, ya KDV yoktur diye benim kararım bozulsa da ben ısrar ederim. Genel kurula gider. Genel kurulda beni haklı görürse ben daha yüksek puan alırım diyor. Dolayısıyla bir anda genel kurula dava taşındığında KDV'ye tabi hale geliyor. Ama buradaki hakim oturup da yok canım burada KDV olmaz derse o karar onandığı için o şirket KDV ödemiyor. Burada da herhalde idarenin bir yeknesaklığı sağlaması lazım. Çünkü Anayasa Mahkemesi bu tip konularda yeknesaklığın sağlanmamasının da hak ihlali olduğuna geçtiğimiz günlerde karar verdi. Biliyorsunuz 7 Mart tarihli resmi gazetedeki karara bakarsanız ÖTV ile ilgili Anayasa Mahkemesi de hayretler içerisinde böyle olayı incelemiş. Ya diyor 312 tane mükellefi incelemişsiniz. Sektör incelemesi yapmışsınız. 314 tane mükelleften 16 tanesine 3 kat ceza yazmışsınız. 28 tanesine kabul raporu yazmışsınız. Geri kalana tek kat yazmışsınız. Bu nasıl işliyor? Dolayısıyla galiba inceleme raporlarına da vergi denetim kurulunun bir standartlığı getirmesi gerekiyor. Aksi takdirde hak ihlali iddialarıyla özellikle sektör incelemeleri Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak gibi gözüküyor. Zaten bu örtülü sermaye faiziyle İnşallah konsolide bilançoya kurumlar vergisine de geçersek
KDV'de geldi veya geliyor işte bu hafta öyle bir hüküm. Kurumlar arasında gelirse bu örtülü sermaye faizi veya transfer fiyatlandırması hükümlerinden büyük ölçüde kurtulacağız. Ama geçmediğimiz sürece bu iki hüküm iki taraflı çalışıyor. Ne yaparsanız yapın bir tanesine çarpıyorsunuz. Örneğin ben şimdi grup şirketime borç versem, faiz alsam beni transfer fiyatlandırmasından incelemeye alıyorlar. Faiz almasam örtülü sermaye faizinden incelemeye alır veya tam tersinden incelemeye alıyorlar. Dolayısıyla bu iki müessese çapraz olarak çalışıyor. Özellikle idarenin bu konudaki muktezalarını izlemekte fayda var. Örneğin mesela grup şirketlerinin birbirleri lehine teminat vermesi. Şimdi ben holding şirket için kredi alacağım. Kredibilitesi yüksek ama benim de madencilik şirketim var. O madenleri de bana teminat ver diyor banka. Banka da grup şirketimde gidiyor madenlerine teminat veriyor. Hop diyor Maliye Bakanlığı. Siz diyor bedavaya teminat verilmez. Olur mu? Grup şirketi de olsa, holding yapılanması da olsa gayri nakli teminat verdiyseniz, gayrimenkulünüzü, taşınmazınızı teminat gösterdiyseniz bunun için bir bedel almanız gerekir diyor. Almazsanız transfer fiyatlandırmasından rapor yazılır görüşünde. Halbuki grup şirket veya holding olmak nedir? Bir bütün halinde sinerji yaratmaktır. Bütünlükten yararlanmak ve maliyetleri düşürmektir. Yani ben her şirketimde muhasebeci, her şirketimde avukat, her şirketimde pazarlamacı çalıştıracağıma bu hizmetleri merkezileştirip maliyetlerimi düşürüyorum. Dolayısıyla ekonomik birim olarak veyahut da nokta olarak bakarsanız büyüme burada fayda sağlıyor. Ama bunları ayrı ayrı şirketlermiş, ayrı ayrı tüzel kişilermiş gibi düşünürsek bu takdirde mekanizma bu sefer ters çalışmaya başlıyor. Şimdi Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5E maddesinde de biraz değinmek istiyorum. Orada da çok enteresan yani değişik şekillerle anlatılan bir konu var. Maliye Bakanlığı ile Danıştay'ın anlaşamadığı yine bir konu var. O da şu. Biliyorsunuz gayrimenkul satış kazancı veya iştirak ise satış kazancı istisnası. Maliye Bakanlığı biraz daha şekli olarak yaklaşıyor bu istisnaya. Diyor ki sizin ünvanınızda gayrimenkul ticareti varsa veyahut da ana sözleşmenizde maksat maddesi içerisinde gayrimenkul ticareti varsa ben sizi gayrimenkul ticaretiyle uğraşan şirket kabul ederim diyor. Oysa bu yanlış. Yani evet bunlar olabilir ama ben fiilen uğraşmayabilirim. Bu nedenle öze itibar edilmesi gerekir diyen Danıştay kararları bence daha doğru. Yani ana sözleşmede o yazıyor olsa bile eğer şirket fiilen o işle iştirak etmiyorsa olabilir. Ana sözleşmesinde gayrimenkulleri alır satar yazar ama adam bir tane oteli vardır, oteli işletiyordur. O takdirde bu şirketi gayrimenkul ticaretiyle uğraşan şirket saymamak gerekir diye düşünüyorum. Yargıda nitekim bu yönde karar veriyor. Bir de bir ayrımı daha yapmak lazım. Onu da İstanbul Vergi Dersi Başkanlığı'nın vermiş olduğu bir muktezada gördüm. Son derecede doğrudur. Maksat ve mevzunun yazmış olduğu madde iki kısımdan oluşur ana sözleşmelerinde şirketlerin. Birinci kısmı şudur. Şirketin maksadı budur der. Orada yazıp yazmaması önemli. Bir de onun altında şirket bu maksadına erişmek için gayrimenkuller alabilir, satabilir, kiralayabilir vesaire bir ton şey sıralayabilir. Dolayısıyla bizim için maksat nedir ona bakmamız gerekir. Onun altında yazan maksada ulaşmak maksadıyla dediği kısım araçlardır. Araçlar hiçbir zaman şirketin maksadı değildir. Bu nedenle İstanbul Vergi Dersi Başkanlığı'nın o muktezası son derece önemli ve son derece güzel bir özelgedir bu ayrımı yapması bakımından. Umarım bundan sonraki özelgelerde de devam eder. Aynı nitelikte varlık alırsam, gayrimenkul sattım, gayrimenkul aldım. Şimdi burada bazı özelgelerde görüyorum, kafadan olmaz deniliyor. Hayır, niye olmasın? Yani benim son derece güzel Maslak'ta bir gökdelendeki iki katı birden işgal eden şirket merkezimi sattım, banka kredilerimi kapattım. Geri kalan cık kadarcık parayla da gittim Aksaray'da bir tane küçük bir daire aldım. Şirket merkezini oraya taşıdım.
Şimdi burada şekli yaklaşım diyor ki hayır sen gayrimenkul sattın, gayrimenkul aldın. Eski kaldı galiba yeni kanuna göre taşınmaz sattın, taşınmaz aldın. Sen istisnadan yararlanamazsın diyor. Niye? Pekala ben mali yapımı güçlendirdim, kredilerimi kapattım, bilançomu güzelleştirdim. Ne yapayım? İlla kirada mı oturmak zorundayım Maliye Bakanlığı'nı hoşnut etmek için? Gidip bir tane taşınmaz aldıysam burada da pekala benim istisnadan yararlanabilmem gerekir. Yine Maliye Bakanlığı ile anlaşamadığımız konulardan bir tanesi de şu. Gayrimenkul ticaretiyle uğraşanlar ve kiralama faaliyetleriyle uğraşanlar 5E istisnasından, kurumlar vergisi istisnasından yararlanamazlar. Peki ben bu gayrimenkulü satarsam KDV ödeyecek miyim? KDV'ye ilişkin 17.4R maddesine bakarsanız orada sadece taşınmaz ticaretiyle uğraşmak istisnadan KDV istisnasına yararlanmanızı engeldir. Ama kiralama faaliyetiyle uğraşmak KDV istisnasından yararlanmaya engel değildir. Neden? Kanun koyucu oraya yazmış. Buraya da yazsaydı bana ne? Yazmamış. Ha burada kanun koyucuyu nasıl düşünebilirsiniz? Bir, şunu diyebilirsiniz. Burada bir boşluk var. Kanun koyucu unutmuş. O halde bizim yorum yoluyla doldurmamız gerekir. 5E'deki işte gayrimenkul kiralama işiyle uğraşmayı buraya da yorum yoluyla taşımamız gerekir diyebilirsiniz. Ama verginin yasallığı ilkesi, kıyas yasallığı, genişletici yorum yasağı bütün bunlar bu yoruma engeldir. Kanun koyucunun bazı şeyi bazı yerlere yazmaması kasten boş bıraktığı anlamına da gelebilir. Yani kanun koyucu o terimi biliyorsa, öbür tarafa yazıyorsa, buraya yazmadıysa burada o ibarenin geçerli olmasını istemediği anlamını taşır. Ha siz bu beğenmiyor musunuz bakanlık olarak? Olabilir. O zaman bunca torba kanunu çıkartıyorsunuz. Selahattin Üstad torba kanunu diye nezaketle söyledi. Bir takım yazarlar da çorba kanunu diyor. Her şeyi atıyorsun. Buraya da bir cümle yazı verin. Yazmıyorsunuz. Ondan sonra da yorum yoluyla oraya yasak getirmeye çalışıyorsunuz. Ha bir de şu var, şu da düşünülüyor. Yazarsak eskiden yazılı değilmiş anlaşılır. Eskiler davayı kazanır diyor. İyi güzel eskiler davayı kazanır ama bir sürü de problem önümüze çıkmaya devam ediyor. Şimdi anlamadığım noktalardan bir tanesi nakdi sermayeye faiz indirimi meselesi anlatıldı. Tekrar girmeyeceğim aynı konulara. Ortağın alacağı sermaye eklenirse yararlanamazsınız diyor. Ya ben ortağıma borcumu öderim şirket olarak. 3 gün cebinde saklar, 4. gün getirir sermaye diye koyar. Yararlanamaz mıyım? Yararlanırım. Niye insanları hülle yoluna itiyoruz? Niye insanları bu şekilde davranış? Ortağın sermayesi tabii şirkete nakit olarak borç vermiş olması koşuluyla sermaye eklendiğinde pekala da bu istisnadan faiz indiriminden daha doğrusu yararlanması gerekir diye düşünüyorum. Bu da yargıya taşınırsa kazanılacak konulardan bir tanesi. Sermaye avansları yıl sonuna kadar sermaye eklenilecek deniliyor. Şirkete sermaye avansı girdiyseniz yıl sonuna kadar da sermaye eklerseniz bu faiz indiriminden yararlanırsınız deniliyor. Şimdi bir kere eşitsizlik ve adalete bakın. Yan şirketteki 1 Ocak'ta sermaye avansı vermiş 31-12'ye kadar süresi var. Ben 28 Aralık'ta ortağımdan sermaye avansı almışım. 3 gün sürem var. Hadi 3 günde ekleyin sermaye ekleyebilirsiniz. Artı bu 1 yıl koşulu nereden çıktı? Var mı kanunlarda? Yok. Bir ara 2012'ye kadar yabancı sermaye için Merkez Bankası genelgesinde böyle bir laf geçiyordu. O da yürürlükten kaldırıldı. Hiçbir yerde yok. Yorum yoluyla getirilmiş bir şart. Sermaye avansını ben ne zaman istersem sermaye ekleyebilirim. Açılmış davalarda, halka açık şirketlerde 3 yıl sonra adam sermaye avansını sermaye eklemiş. Danıştay kabul ediyor. Gerekçesi de var. Ben SPK'ya müracaat ettim diyor. Onu düzeltti diyor. Bunu getirdi diyor. Bunu götürdü diyor. Genel kurulu topladı diyor. 3 defa genel kurul yaptırdı. Dolayısıyla 3 senenin anca sermaye arttırımı yaptırdım. Yapabildim diyor. Niye şimdi bu şirket yararlanamasın? Demek ki genel tebliğin o kısmı da biraz gözden geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Ortakların borçlanma yoluyla yaptıkları sermaye arttırımlarında, nakit sermaye koyduklarında yararlanamazsınız diyor. Affedersiniz size ne?
Ben ister cebimdeki parayı sermaye koyarım, istersen borç alırım onu sermaye koyarım. İstersen kredi alırım sermaye arttırımına katılırım. Ha tabii şu var, ben ortak olduğum şirketten veya ortakla ilişkili şirketten borç alıyorsam kabul. Hiçbir itirazım yok. Ama benim uzak yakın hiç alakam yok, İş Bankası'ndan gittim kredi aldım. Ha niye bunu keyfimden mi yaptım? Çünkü ben sermaye arttırımına katılmazsam %11 olan payım %9'a düşüyor. Düştüğü zaman ben azlık haklarımı kaybediyorum ticaret anında. Diyeceksiniz ki ortak olmak için de borç alınabilir mi? Alınır mı? Ama ben azlık hakkımı kaybetmeyeyim diye buna mecburum. Gittim İş Bankası'ndan, hiç tanımadığım bir bankadan gittim, borç aldım. Getirdim, şirkete nakdi sermaye olarak koydum. Niçin yararlanamayayım? Pekala yararlanmam gerekir. Bu da ihtirazi kayıt konusu olabilecek noktalardan bir tanesi. Rıza Bey dedi ki, tabii genel tebliğ aktardı, kendi şahsi fikri olarak söylemedi muhakkak. Bu uyumlu mükelleflere, uslu mükellefler diyeyim ben, daha kısa oluyor. Uyumlu mükelleflere bilmem ne indirim diye uzun anlatmak zor oluyor. Uslu mükelleflere vergi avantajı meselesi. Şimdi ben birkaç kişinin beyannamesinin doldurulmasına yardım ettim. Vergiyi ben hesaplamıyorum ki. Orada gri, o kutucukta bana hiçbir oynama imkanı vermiyor. Vergiyi program kendi ayarlıyor. Ondan sonra da efendim vergi indirimi bir de program kendisi yapıyor. Zaten buna ceza meza kesemezsiniz. Peki faiz alabilir misiniz? Ben bireysel başvuruya kadar götürürüm, alamazsınız. Neden? Faizin tanımı nedir? Bir başkasının parasını haksız yere kullanmaktır. Ben burada haksız mıyım? Ben ya hesaplamadım ki vergiyi. Siz kendiniz hesapladınız, kendiniz yazdınız. Üstelik beyanname doldururken de orası gri. Bana oynattırmıyorsunuz bile. Yok ya ben 100 lira değil 150 lira ödeyeyim. Ben devletimi çok seviyorum. Şunu 150 yapayım diyeyim. Yaptırıyor mu sistem size? Yaptırmıyor. O zaman niye ben faiz ödeyeceğim? Ben haksız yere mi devletin parasını kullandım? Ha bunun program yapıp benim VEDOK mudur nedir işte içerisinde orada tarh dosyamdan bunu kontrol edemez mi vergi dairesi? Ne olacak? Bir yama program yapmaktır orası. Etmiyor. Neden? Karlı iş çünkü. Tabii geçen sene aylık 1.011 TÜFE faizi siz %1.40 alıyorsunuz. Güzel bir kazanç kapısı. Ama burada mükellefin hiçbir kusuru yok ve pekala şeye gitse, bireysel başvuru yoluna gitse Anayasa Mahkemesi'nden kazanır. Hani nitekim bunun örneklerini daha önce yaşamadık mı? Yaşadık. ÖTV beyannamesi, ben her şeyini dolduruyorum, araba satarken bayi olarak, arabanın her özelliğini giriyorum, beyannamede vergimi benim ÖTV oranıma göre sistem kendisi hesaplıyor. Sonra Maliye Bakanlığı diyor ki yok ya diyor gümrük giriş tarife cetvelinin orası böyleydi şurası böyleydi bilmem neydi. Siz ÖTV'yi eksik ödediniz. Cezalı. Niye kardeşim ben ÖTV'yi kendim vergiyi hesaplamadım ki? Mükellefe hesapladı. Ha benim beyannameyi doldururken girdiğim bilgiler yanlışsa cezayı kesin. Ama değilse kesemezsiniz dedi Danıştay. Burada da gecikme faizinde de pek fazla tahsilatta başarılı olamayacak gibi görünüyor Maliye Bakanlığı. Eğer mükellefler yargıya giderlerse. Bir başka konu. Burada anlayamadım bu konulardan bir tanesi. Şimdi sermaye azaltımı yapıyorum. Diyor ki, önce diyor, ben sizi diyor, stopaja tabi kaynaklardan sermaye azaltımı yaptığınızı kabul ederim diyor. Nakdi sermaye faiz indirimine ait genel tebliğ, bütün özelgeler böyle. Nakdi sermayedeki faiz indirimine genel tebliğine bakıyorum. Önce diyor dışarıdan koyduğunuz nakit indirimini yaptığınızı kabul ederim diyor. Bir karar verse de Maliye Bakanlığı bu konuda uygulamada da mükellefler netleşse diye düşünüyorum. Şimdi burada mesela her bir stopaja tabi olan kaynağı ister öyle kabul edin ister etmeyin ayrı konu. Ama burada tartışmamız gereken başka noktalar var. Mesela enflasyon düzeltme farkları. Sermaye eklediniz. Sonra şirketi tasfiye ediyorsunuz. Sermaye azaltımı yapıyorsunuz. İşletmenin dışına çıkartıyorsunuz. Peki burada stopaj olabilir mi? Olmaması gerekir. Olmaması gerekir. İhtirazi kayıtla gidin yargıya, yargı kaldırıyor. Vergi mahkemesinin kararları var.
Neden olmaması gerekir? Çünkü ne diyor kanun? Enflasyon düzeltmesi olumlu farklarını ya sermaye eklersiniz, başka bir şey yapamazsınız. Başka bir yere naklederseniz vergi doğar diyor. Doğru. Peki sermaye ekledim. Sermayeden çekerseniz vergi doğar diye bir laf var mı kanunda? Yok. E peki o zaman bizim bu uygulamamızın yasal dayanağı nerede? Yasal dayanak bakımından konu çöküyor diye düşünüyorum. Yine uygulamada tartışılan noktalardan bir tanesi. Rıza Bey'in aktardığı özelgelerden hareketle aklıma gelen konulardan bir tanesi. Türkiye'de de yavaş yavaş tartışılmaya başlandı. OECD'de bundan iki sene önce Paris'te tartışıldı bu konu. Kamusal rüşvet. Gider yazılabilir mi acaba? O da şu. Şimdi gidiyorsunuz ruhsat alacaksınız. Ben diyorsunuz 30 katlı bina yapmak istiyorum. Tamam diyor belediye 30 katlı bina yaparsın ama diyor o binayı metroya bağlayan alttan da tüp yol yapacaksın diyor. Kamu adına size yükümlülük getiriyor. Veyahut da diyor işte Akmerkez örneğinde olduğu gibi Akmerkez'e ben ruhsatı veririm ama yeni Akmerkez yolunu açacaksınız. Yapıldığı o yol onu da belediyeye terk edeceksiniz diyor. Acaba bu tip bir kamunun size verilen, çünkü bu size hani belediye başkanı ya bunu yapın lütfen diye söylemiyor. Bu sizin almış olduğunuz iskanda veyahut da almış olduğunuz izinlerde resmi olarak yazıyor. Bu koşulla şu izin verilmiştir diyor. Siz peki o koşul uyarınca bir kamu hizmetini üstlenip de idareye terk ediyorsanız bunu gider yazabilir misiniz? Bu da tartışılan konulardan bir tanesi şu anda. Evet, ben daha fazla da uzatıp da sıkıcı olmak istemiyorum. Sadece hani hangi konular problemli, yargıya taşınılabilir diye sesli düşünmek istedim. Bir değişiklik olsun diye. Onun için hani slaytlarla uzun uzun anlatıp fazla da sıkıcı olmayayım diye. Ama benim kafama takılan bir şey var. Onu da yine Rıza Bey'e izin verirlerse soru olarak yöneltmek istiyorum. Şimdi bu uyumlu mükelleflere vergi indiriminde diyor ki bu yıl ve geçen iki yıl için diyor hakkınızda ikmalen re'sen veya idareci yapılmış bir tahriyat olmayacak. Kabul. Ama diyor beyannameyi verdikten sonra da geçmiş iki yıl ve bu yılla ilgili bir inceleme olursa hakkınızda ikmalen veya re'sen tahriyat yapılırsa indirim hakkını kaybedersiniz diyor. Kabul. Sonra da devam ediyor. Diyor ki ancak diyor beyanname verilmesi gereken süreden önce kesinleşmiş yargı kararıyla veya vergi usulü kanunu uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmışsa sizin uyumlu mükelleflere vergi indirimi hakkınız yanmaz diyor. Şimdi beni geçen seneyi incelediler. Geçen seneden bu yıla kadar yargı kararıyla kesinleşmiş bir olay var mı Türkiye'de? Yani geçen sene incelemişler. Bu seneye kadar vergi mahkemesinden geçmiş, istinaftan geçmiş ve temyizden geçmiş bir vaka var mı? Bu genel tebliği yazan nerede yaşıyor bilmiyorum. İkinci sorum. Uzlaşma hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmışsa diyor. Uzlaşma komisyonlarının tamamen kaldırma yetkisi var mı? Merkez hariç. Merkezin dışında teoriyi de bu kenara bırakıyorum. Pratikten söz ediyorum. Acaba var mı? Saygıyla dinledim. Aktarmaya çalıştım. Sabırla da dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 15 dakika ara vereceğiz. Arada sorularınızı alacağız ve tekrar sorularınızı cevaplamak için 15 dakika. Teşekkür ediyorum.